Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca Şenol Usta Ömer ve Serkan Korkmaz'la birlikte gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Gündemimizin de ilk sırasında elbette ameli futbol takımımız olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, Şenol Hoca ile bir başlangıç yapalım isterim. Hazırlık mücadelesinde Budapest'te de millilerimiz Macaristan'la kozlarını paylaştı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldık. Dominik Sobostay'ın ikinci yarının başında kaydettiği penaltı golüyle kaybettik. Ama oyun üstünlüğünü son dönemlerin en formda takımlarından biri olmasına rağmen Macaristan onlara pek fazla vermedik. Girdiğimiz pozisyonlar var. Değerlendirebilirdik. Kazanabilirdik. Ama herhalde hocam bilmem katılır mısınız? Önemli olan bu aşamada biraz oyun gücümüzü görmemiz ve kendimizi belki yetenek havuzu olarak bizden aşağıda ama takım olma hüviyeti çok yukarıda olan bir ekibe karşı fena iş çıkarmadık. Ne dersiniz? Takım olma yetisinde de sana katılmıyorum. Bizim takım olma Özelliğimiz de çok üst düzeyde bizden an. çok üst düzey anlamında ha, söylemedim. Aslında cümle girişinden üst... öyle anlaşılabilir. Evet, evet, evet. Düzelttiğiniz için teşekkür ederim. Değil bizden o kadar üst düzey değil. Kendi e, kapasiteleri Kendi doğrultusunda kapasite, çok evet. sağlam bir takım. Yani gruplarda namı alıp çıkmışlar. Evet. Son 12 maçın 7'sini kazanıp bir şeyini beraber yani grupları bitirmişler. Grupları da zayıftı yani onu da söyleyelim ama Sırpistan'a geçtiler netice Sorun yok itibariyle. biz ne zayıf gruplar gördük hiç çıkamayan Doğru. takım. Hı -hı. Bizim takımlarımızı da gördük. Biz buralardan da çıkamamıştık ama... Çok düzgün çalışan bir takım, istikrarlı bir takım olduğu şuradan belli oluyor Macaristan'ın hocaları yanılmıyorsam bir 7-8 senedir orada 2017'den beri mi öyle galiba Marco öyle bir Rossi, şey. Marco evet. Ya yani orada çalışıyor ve düzeni oturtturmuş çok kompakt bir takım yapmış. Evet yetenek olarak bizimkiler daha üstün ama adamların bir oyun anlayışı var, oyun planları var. O plana sadık kalarak oynamaya çalışıyorlar. Hatta dünkü maçta baktığımız zaman bizim takımımız gerçekten onlardan yetenek olarak da daha iyi taktiksel olarak da daha iyi. Ama onların neyi vardı? Onlar bize öyle haldır huldur saldıran bir takım değil. Biz 1-0 geriye düştükten sonra hatta hoca e, Santrofor Enes'i çıkardıktan sonra 4-6-0'a dönünce bizim takımımız bir ara resmen boğdu. Cezalarının Manchester City futbol oynamaya başladı. Cezaların üzerinde rakip cezaların içinde üzerinde oynadı. Gol atmaya muvaffak olamadı. Ama baktığın zaman Montella zaten milli takımın başına geldikten sonra ki çok başarılı işler yaptı, oyuncuların güveni arttı, oyunculara özgürlük tanıdı. Bu özgürlük tanımı oyuncuların özgüvenini arttırmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesidir. Bu da oyun anlayışını, oyun düzenini bayağı bir değiştirdi. Hiçbir zaman ben Montella geldiğinden beri dün mağlup olmamıza rağmen Rakiplerin bize baskın bir futbol oynadığını görmedim. Çok cesur, yürekli, atak, ön alanda rakibi karşılayan bir milli takım oldu. Ve çok da adım adım daha iyiye doğru gidiyoruz. E bu da en büyük bizi sevindiren taraf o oluyor. E şimdi bakıyorsun, dünkü milli takımda oynayanlara bakıyorsun, bir de oynamayanlara bakıyorsun. Şimdi bazı arkadaşlarımız, yorumcu arkadaşlarımız diyor ki işte... Ee, bir oyun planı hazırlarsa kim girip çıkarsa değişmez. Biz onu daha başaramız. Biz onu başardık aslında. Başarma yolunda da birçok adımı attık. Dünkü oynayan 11 göreceksiniz bir sonraki maçta oynamayanlarla birlikte başka bir omurla çıkacağız. Ben öyle düşünüyorum, öyle tahmin ediyorum ki aynı dünkü maçta oynanan futbolu aynı arkadaşlarımız, görev alacak arkadaşlarımız, kardeşlerimiz aynı şekilde tamamlayacaklar. Yani Montella bir oyun anlayışı yerleştirdi. O oyun anlayışı da rakiplere karşı mahkum olmayan, cesur duran, rakibi ön alanda karşılayan, çok ön alanda olmasa bile belli rakibin birinci bölge, bölgesinin dışında bizim yani ikinci bölgeye yaklaştığı alanda rakibe baskı yapabilen bir takım oluştu. Hatta ve hatta zaman zaman dünkü maçta da gördük. Kaleciden oyunu başlattıkları anda bile bu baskıyı biz gördük. Onun için ben cesur bir oyun olduğunu düşünüyorum. Başarılı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Penaltıdan yediğimiz gol beni hiç bağlamaz. Aynı şekilde biz de bir penaltı kazanabilirdik. Eline çarptı. Çok da gol pozisyonu ürettik. Atamadık. Yani insanlar bazı işte okuyorum falan, gazetede veya dinliyorum. Biz yeterince gol pozisyonu... Ya bir Avrupa maçında fazla gol pozisyonu üretemezsin zaten. Yani oynadığım bir Macaristan takımı 12 maçtır. Öyle değil mi Serkan? Yenilmemiş. Hayır, onlara göre de daha fazla öğrettik. Yani, hocaları vermedik. Vermedik, evet. yani hocaları, hocaları vermedik. Yani hocalar hocaları bile itiraf ediyor. Siz diyor evet Avrupa Şampiyonasına başarı işler yapabileceğinizi. Bu maçta bize gösterdi çok da esprili bir röportaj verdi TRT'ye zaten. Hı hı. E bu bile rakip hoca bile ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdi. Yani onun için biz Macaristan'dan taktiksel olarak da oyun anlayışı olarak da aşağıda bir takım değiliz. Yukarıdayız. Hemen hemen. Yani Karşı'nın konuşalım. biraz da Serkan girsin devreye. Ya benim için Anladım. gecenin en e, önemli mesajı şuydu. Hakan Çağlanoğlu'nun milli takım formasıyla performansının iyi olması benim hoşuma gitti. Çünkü Hakan Çalhanoğlu'ndan kolay kolay vazgeçe vazgeçeceğini düşünmüyorum ben Montella'nın. İtalya'nın yıldız oyuncularından birisi. En eee üstündeki takımının en önemli oyuncusu hatta belki de e, ya yani Montella gibi bir e, İtalyan futbol adamı Hakan Çalhanoğlusuz bir milli takım düşünemez zaten. Yani hani içinde yüzdüğü akvaryumu biraz da mecbur olduğunu düşünüyordum ben kendisine. O yüzden de Hakan Çağlanoğlu'nun milli takım performansından yana da hep serzenişte bulunan birisi olarak endişeliydim. Ama dün akşamki Hakan Çağlanoğlu içime bir Sen serin de, su serpti. Serkan hatırlıyorum. Daha önce gene bir milli maçtan sonra Hı -hı. beraber burada program yaptık. Sen hatta bana demiştin benim milli takımda Hakan Çağlanoğlu yok hatırlıyor yani dün akşam bir rahatladım biraz. Çok rahatladım. Evet. Ben onun için de sana şöyle bir şey vereyim, <laughs> sufe vereyim de öyle devam et. Hakan Çalanoğlu oyun anlayışı modelini değiştirdi. Değiştirdi ve hoca Inter... da ona göre kullanıyor. Aa, şimdi ona Inter'de ayak uydurdu. Aynı işte Hakan burada 6 8'lerin birine geldi. 8 Aynen. oynuyor. Bu önceden hep 10 numara oynuyordu. Sola yani. yakın oynadı kaç kaç maç? Tabii tabii. Öyle bir sol sol açık tarafında yani sol önde de oynadığı var ama Hakan oyun karakterini değiştirdi. Artık savunmanın önünde oynayan, savunmaya yardım eden, hatta istatistiklerde dün 13 tane mücadeleye girip 8'ini kazanmış bir oyuncu haline geldi. Hı -hı. Hakan oyun karakteri değişti. Artık savunma yönü <laughs> ön plana çıkmaya başladı. Top kazanma ve oyun önü... kuruculuğu tabii ki. Tabii zaten o tür oyunculara sen savunma yaptırırsan zaten oyun Aynen. topu kazandıktan sonra O benim en işi için gidiyor. en evet. en güzel hissiyattı. Hakan Çalhanoğlu'nun iyi bir performans sergilemesi, doğru rolde, doğru şekilde oynatılması. Rolünü de buldu. Rolünü de benimsemesi, evet. sahiplenmesi yani Hakan Çalınoğlu üzerinde milli forma olan Hakan Çalınoğlunun çok yakıştı diyorsun. Yakıştı değil. ve içime serin sura, sular serpildi Avrupa Şampiyonası öncesi ama tabii ki işte Semih'in başına gelen Beşiktaş ramyasının da tepki gösterdi. Aslında Beşiktaş ramyasının e, sahipleneceği kadar bir Beşiktaş problemi değil bu. Yani şuna katılıyorum ama şu benim biraz tadımı kaçırdı ilk 11'i gördüğüm anda. Ya sen seni çağırıyorsun. Çocuk ateş gibi yanıyor. Hani performansı ortada. Beşiktaş gibi takımda her şey kötü giderken performans ortada. Ve sen onu çağırıyorsun. Biz sahada 11'de Enes'i görüyoruz. Şimdi hani Hakan Çalhanoğlu'nu bıraktın Enes'e geçtin. Durum olacak ama bizim biraz da görevimiz değil mi? Hani biz biraz da müfettişiz hani sadece şey değiliz söz konusu olan milli takım. Ben hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın birbirleri arasındaki bu tuhaf rekabette yaptığımız yorumları ayrı bir yere koyuyorum. Ayrı bir makam. Milli takım ayrı bir makam abi. Yani şimdi ben açıkçası Semih'in çağrılıp Ümit milli takıma gönderildiği ortamda en uçta Enes'i görünce yani ne yapıyor acaba amacı ne diye düşündüm yani. Hani Beşiktaşlıların da Tepkisini anlıyorum yani ben hatta bunu bir Beşiktaş <laughs> tepkisi olarak görmüyorum. Çok kötü. Semih çok <laughs> kötü. Hepimiz Hep için bir değer. Semih'in bende uyandırdığı his şu. Nasıl ki Arda Güler 40 yıllık yıldız oyuncu özgüvenine sahipse ben Semih'te de aynı özgüveni görüyorum. Aa, maç eksiği var, uluslararası deneyim az, yaşı küçük falan. Hayır abi çocuk oynamak istiyor, oynamaktan zevk alıyor, keyif alıyor. Bir de onu görseydik ya bu hazırlık maçında, ilk hazırlık maçında ben onu görmeyi tercih ederdim. Çünkü o bölgede şu anda parıldayan bir mücevher kendisi. Seni konusuna ayrıca bir parantez açarız. Tamam. Onu hatta. Ha bir özet geçeyim diye evet, istedim. Evet, yani ekstra zaman ayırma. Bunun dışında, da gereken bir konu. E, bunun dışında orta sahadaki Orkun tercihi dikkatimi çekmişti. E, bir yandan da sanki e, biz milli takımımızı Euro 2024'te gruptaki o 3 önemli, hayati, tarihe geçecek maçta biraz daha 4-6-0 ...oraya yakın göreceğiz gibi hissediyorum. Hani e, hocanın oraya bir maili var. Adana Demirspor e, döneminde de bunu hissettirmişti. O taktiğe bir maili var. O bölgede kullanabilecek oyuncu çeşitlilikleri sonradan oyuna giren işte... ...Keremler, Barışlarla, Yusuflar, Arda Gülerler, e, Can Yılmaz Uzunlar... ...yani hocanın biraz daha farklı bir taktiğe hani santriforsuz nokta... Santifor olmadan ya da bir power forvet olmadan ya da bir striker olmadan bir 4-6-0'a meyli var gibi geliyor bana Şenol Hocam bilmiyorum sen ne diyorsun. Şöyle. E, senin söylediklerine e, ben şöyle yardımcı olayım sana. Bak şimdi. Semi konusuna sonra gireceğiz dedin evet, ama otomatikmen otomatikmen girmiş oluyoruz. Hı hı. Neden girmiş oluyoruz? Serkan'ın anlattıklarına baktığın zaman Semi kılıçıyor. Şu anda Türkiye Ligi'nde en fazla maç oynamış. Mevcut santroforlar içerisinde 60. de en fazla gol atmış oyuncu. Bak şimdi burada 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy var. A takımda şimdi Can var. Ee, Kenan, Ardalar, Kenan var. Kerem var. Yani Varda var da var. Yaşına bakmayacaksın. Kim? Semih şu canım. anda en fazla gol atan. Dörde, ön, Cenk Önce 4-6-0'na geleyim. Şimdi ben Serkan'ın 4-6-0 oyun içerisinde zaman zaman değiştirebilir hocam. Hı hı. Hocanın zaten en büyük esnek olmasında, yani başarılı olmasındaki en büyük etken esnek olması. Sonucu aldığı zaman 4-6-0 da oynarsın. Almadan da oynarsın, dönersin. Yani sonucu almak için de oynarsın. Sonucu geriye. almak için de oynarsın. Bu bir taktik anlayıştır. Şimdi geriye bakalım Ümit Milli Takımına. Dün akşamki maça bakalım. Kim var? Bertu var, gol atan. Semih var. Enis var Trabzonspor'u evet. Üç Üçü tane değil. oynadı Ümit Milli takım. A milli takım kalitesinde ya. Dinle. <laughs> Ber Bertu A milli takımda oynadı mı daha önce? Oynadı gol attı. Enis oynadı mı çağrıldı? Oynadı. E şimdi burada bir de dışarıdan e, kulübeden gelen Eren Can yardımcı var. Çok başarılı. E, Semih'in buraya gitmesine gerek yok o zaman. Semih'i sen alırsın. Bir maç oynatırsın. Hı hı en azından dün akşamki Macaristan maçında oynatırsın. Bu üç tane santrofor. Buna Erencan yardımcıyı da dahil ediyorum. Çünkü son dönemlerde oynamıyor. Oynadığı dönemler içerisinde Pendik çok başarılı katkılar verdi. Enis bayağı başarılı katkılar verdi. E sen Semih'i buraya yolluyorsan o zaman bu maçı oynatırsın Macaristan maçını. Çok ihtiyaç varsa İtalya maçı resmi müsabakadır yollarsın. Ha. Bana kalsa yollamam. Niye yollamam? Ben Semih'i dünkü maçta da oynatırım. E şimdi Hocam şöyle bir şey de var. Ee, e, belki de, e, de yani bu maçlar artık turnuvadan önceki sondan bir önceki hazırlık dönemi. E, evet, hocam, tamam o, o zaman Semih'le Semih bunu Semih bunu denemen gerekiyor. Hocam gerekir. zaten mevzu şu. Semih'i dışarıda bırakmasının sebebi muhtemelen Avrupa Şampiyonası kadrosunda düşünmüyor oluşu. Ben böyle algıladım Semih'in dışarıda. Hayır bırakması. öyle düşünmüyor. Ben onun öyle düşündüğünü zannetmiyorum. Semih çünkü bu formuyla beraber lig sonuna kadar gol atar. Enes İngiltere'de, Mortmut'ta oyuna yeni yeni sonradan girmeye başladı. Bir, Bir senedir sakatlığı geçirdi, var. Evet. Onu sen alıp banka oynatabiliyorsun. O ben Montella'ya saygı duyuyorum. bu arada her, hazırlık maçı yani. Her görüşüne saygı duyuyorum ama birinci orada oynatması gereken adam şu form grafiğine bakarsan Semih. Şimdi 2005 doğumlu Arda'yı alıyorsun. 2005 doğumlu canı alıyorsun. Sonradan oyuna sokuyorsun. E sen Semih'i o zaman ilk şans vermen gereken Semih. Ya, ya da, da bizi ikna et. Hayır, hayır, ikna et. Ne düşünüyorsun? Hayır, et değil. hocam Hocanın neden aldın? Tercihi neden var. Neden gönderdin? Bizi ikna et buna yani. Şöyle hani... ben Montella'ya fazla şey yapmıyorum ben ama de, Ben de çok beğeniyorum kendisini. Yanlış ben adama e, bu kadar başarılı gitmiş bir adam ben eleştirmem zaten. Abi benim fikrimi diyorum ki. Yani yanında bulunan arkadaşlar da bu konuda biraz yardımcı olabilir Montella'ya. Ya Semih burada şu anda mevcut santroforlar içerisinde mesela oynayan Enes sonradan oyuna giren Can dahil bu santroforların hepsinden önde daha formda daha çok Şüphesiz. gol atıyor. Şüphesiz. Şüphesiz Semih'le başta. Ha, Ümit Milli takımının santroforu mu yok ya? Üç tane santrofor. Bertu var, Enis var, Destan var, Erencan yardımcı var. Daha ne yani? Ben sana Ümit Milli Takımını evet. dün sen anlattın. Yok Heh, şey. Ben, Ömer aldım. Ömer. Şimdi, anladım. Anladım. şimdi bak yedek kulübesinden gelecek oyunculara baksana ya. Kimler var ya? Bizim Ümit Milli Takımı da çok iyi bir takım. Biz mesela diyoruz ya bazı arkadaşlar diyor ki sol bek sorunu var. Yok. Ya Ferdi oluyor. olmasa Yasin orada oynadı. E şimdi Mert Müldür girdi, fena oynamadı. E şimdi Ravil diye bir oyuncu var orada. O var. Yasin açık ara bu seneden beri Kasımpaşa'da hem sol bekte hem stoperde çok başarılı değil mi Serkan? Aynen çok beğeniyorum. E ben şimdi de. Ahmet Can var. Trabzon'dan şeye giden, Ayak, Ayaksa, Ayak. giden. E son maçlarda hepsinde Ajax gibi takımda oynuyor. Orada bir sıkıntı yok. Onu bile sol bekte kullanabilirsin. Ha şimdi mesela Ahmet Can'ı ben Ayaks'ın çok önemli sınavlarında izledim. Büyülendim. Ama bakıyorum ilk takım stoperi Samet. Samet'i bir ya yani bunlar bilmediğimiz oyuncular değil ki hocam. Ben mesela dün Hayır, hayır ben Ahmet Can Sameti kesin demiyorum. Başka stoperlerimiz de var. Ama sen stoperde Sameti en uçta Enes'i oynatıyorsan e, ben bunu garipserim yani hayır. bundan normal bir şey yok. Bravo. Hocam Tebrik olsun demek. Ya. Biz yani Semih ben olsam yani benim fikrim ben Semih'i oynatırım. Hı hı. Ümit Milli Takımı falan da yollamam yollayacaksam orada ben canı yollarım. Benim Ahmet de canı. O. Ha canı. canı. Ee, Forvet canı. Forvet canı. Ahmet canı olur. bir şey demiyorum ben. Yani, ben yani artık yani... bir şey daha bir şey söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Çok ekstra bir oyuncu. Ben onu... Evet evet çok o da çok güzel bir, bir oyuncu. Bana mı söylüyorsun ya? Ben Doğru, milli takımda diyorsun. beraber çalıştığım oyuncu benim... <laughs> yani ben orada sorumluyken... Ben onu gidip maçlarını da izledim ettim. Sorumlu hoca arkadaşları da konuştum. Hatta Can için şunu söyleyeyim. Can bizi yeni tercih etmedi. Can 15 yaşından beri bizim milli takımlarda oynuyor. Yani ben öyle basında öyle bir şeyler duydum. Hayır ama en son adımla... A milli takım seviyesinde şe tercih etti tabii ki. Şöyle bir hep tercih bizi tercih etti. Mi? 15 yaşından beri bizim milli evet. takımlarımızda oynuyor. tam bir örnek vereyim mi? Ver. Ferdi Kadıoğlu. O Ferdi Kadıoğlu 6 yaş milli takımlarında oynuyordu. Ben sana Ferdi'yi de anlatayım. Ferdi'yi gidip babasından isteyen benim. Bizde bir sebep çünkü benim hemşerim babası. Hı, -hı. Arsini. Benim hemşerim gittim görüştüm ya dedim Ferdi dedim biz dedim 19 yaş Milli Takım'da oynatabilir miyiz? Ben söyledim de hı hı. ya hocam dedi şimdi de Hollanda Milli Takım'da oynuyor çok da iyi oynuyor aynısı Orkun Kökçü hı hı. onu da onun da babasını istedim hepsinin var ben de telefonlar hepsini istedik ya biz de oynatalım bir 19 yaşta oynatalım bir Milli Takımın havasını alsınlar yarın bugün dedim Ha Milli Takım seviyesinde bunlar eğer orada bir şey olmazsa yani Hollanda milli takımına gitmezse de bizde oynama şansları çok yüksek. Ha ondan sonra ne oldu? 19'da oynamadılar. Ümit milli takımında bir maç, iki maç falan direkt amirli takım oldular. Ya bu çocuklar da veya babalarına da sakın kimse kızmasın. Yani o yaşadıkları ortam onu el veriyor. Ama ne oldu? Hem Orkun'u, hem Ferdi'yi, hem Can'ı. Sonunda bizim milli takım. Can zaten başından beri, 15 yaşından beri bizim milli takımda oynuyor. Ha son dönemde. Almanya'dan da bir ilgi da. Almanya'da ne oldu? Kerem Demirbay. Bak şimdi kimsenin bilmediği şey. Kerem Demirbay. bak bizim konsolosluğa giderken Löv telefonla arıyor geri çeviriyor onu. Biz milli takım olarak o zaman ben de milli takımlarda genç milli takımlardaydım. A milli takımdaki bizim hocalardan arıyorlar. Konsolosluğa giderken Löv arıyor fikrini çeliyor Kerem Demirbay gidiyor Alman milli takımına bir maç iki maç oynuyor. İki maçı var. İki maç Çok değil mi? Bak, oldu. Bak tabii yazık oldu. Almanya Keşke... için bir kazanç olmadı bizim için kayıp oldu. Ya işte bak böyle de arkadaşlarımız var. Kerem Demirbay şimdi oynardı. Bizim milli takımda olsaydı faydası on numara olurdu. Tabii tabii bant oynar, oynar mıydı miydi, bilmiyorum şimdi, ama kadroda değişmezlerden oldu. Farklı bir profil. Böyle bir arkadaşlarımız profil var. Göre. Yurt dışında oynayan bu kardeşlerimizin de bir takım sıkıntıları var şimdi. Oldukları ülkede doğuyorlar büyüyorlar. O milli takım seni çağırdığı zaman hayır diyemiyorsun. Ama bir taraftan da yani bazı arkadaşlarımız da diyor ki ben Türk milli takımla oynayacağım diyor. Tavrını koyuyor. Bunu koyan Hakan Çanaloğlu mesela baştan beri bunu koydu. Eskiden çok var. Helal olsun. Yani bu tür arkadaşlarımız var. Ama bu arkadaşlarımızın sonradan gelmesi de soru. O da sevindirici bir şey. En azından çok güçlü bir milli takımımız var şu anda bizim yani. Semih'in de neden Ümit Milli Takım'a gitmeyeceğini ben açıklıyorum. Diyorum ki Bertu var. Daha önce A Takım'da oynayıp çok kritik gole imza atan. Hatay'daydı. Sarıyer'den Hatay'a gitti. Hatay'dan şimdi Fransa'ya gitti. Enes Destan var. Trabzonspor'da oynuyor. Başarılı, bir başarıdır. oyuncu. Erencan yardımcı var. Ümit Milli Takım'ın santrofora ihtiyacı yok ki. Semih Kılıçsoy'sa bu formu devam ederse Enes'in Ünal'ın bu formsuzluğu devam ederse Can'ın Almanya'daki başarısı var ama 1 iki santroforla Semih Kılıçsoy bu performansından giderse ki bağıra bağıra geliyor çocuk. Yani hem santrofor oynayan sol tarafta oynuyor. Kenan o da 2005 doğumlu. Bu arkadaşlarımızı zaten ben çok iyi tanıdığım için anlatıyorum. Bizim 2005 grubu inanılmaz bir gruptu. Bakma. Hep söylerlerdi zaten. O dönemde. O dönem 2005 grubu çok önemli 2003 önemli 2003 şu anda ümit milli takım 2005'te karışık arada 2002'li var bir, bir iki tane 2000'ler zaten amiri takımda şu anda Yunuslar falan Ozan, Ozan Kabak. Kabaklar falan bunlar hep bizim oyuncularımız o uzak. jenerasyonla da yazık oluyor ya. daha çok oyuncumuz senin bravo tebrik ediyorum 2000 ha? grubundan en fazla çalışan hoca benim Melih Gökçimen Recep bravo Buru. Recep bravo bir sürü oyuncu Hangi var Recep? orada Galatasaray'ın altyapısındaydı. Kaptan hmm. Kaptandı. Tabii tabii. Solayı Atalay ataydı. Babacan. Atalay. En çok üzüldüğümlerden bir evet. tanesi Atalay Babacan'dır. mesela, mesela biz... zeki bir, çocuk. Ben mesela ya. Ozan Kabak için ben buralara geleceğini falan o zaman Fatih Hoca'ydı <laughs> Amin takımda hoca. Bu 16 yaşındaydı falan Amin takıma kim ki ben Ozan Kabak'la şey yazmıştım. Atalay Babacan'ı yazmıştım. Ya bize yaz demişti kim falan diye. Ben onları yazmıştım. Ha şimdi ben Ozan Kabağ'a ilk 13 yaşındaydım. Bunları niye anlatıyorum? Bak şimdi 2000 grubunda çok iyi oyuncular var. 99 evet. grubu o kadar iyi değildi. 2000'de var. 2003 ve 2005'ler. 2003'te şu anda zaten mevcut ümit milli takımının bünyesini temsil ediyorlar. Hı hı. Şu anda Ahmet Can. Bakıyorsun. Ben sana sayayım. Bertu Elmas. Ömer Faruk. Ee, Semih Kılısoy. Bertu. Kaan. Kaan 2002'li. Ya 2006'lı Ravil 2003'lü. Bunlar Eminim. bizim altın kadro bak. Milli takımda biz onlar altın kadroyuz. Serkan bunlar şu an Taha çok hocam 2003'lü. Taha 2002'li olması lazım. Bir bakayım Ben onu oynattım. 2002'li grup bendeydi ama 2003'lü olabilir. Oradan aldım. Ee, doğru. Ağustos 2003'müş. Ağustos 2003. Şimdi şu. O da çekiliyor. Kılıçsoy'un yani Ümit Milli takıma gitmesine gerek yoktu. Mevcut oyuncular içerisinde bana göre Orayı hak eden şu anda tek oyuncu varsa o da Semih Kılıçdaroğlu'dur. Ha bu Montella bunu... Ben Montella'ya da kızmıyorum. Tabii Montella canım, bugüne kadar meselesi. işleri doğru yaptı. Tercih meselesi. O zaten ilerleyen haftalarda Semih bu formunu devam ettirdiği zaman... İnşallah. Ki inşallah devam etti. Ben böyle genç kardeşlerimizin oynamasını... Aslında bunları niye anlatıyorum? Bunları... Bizim zorunluluklardan oynattığımız oyuncular var. Şu anda bizim o 19 milli takımımız da şu anda elit turda hı hı. yarışıyor. Orada da çok oyuncularımız var bizim. Mesela Trabzonlu Poyraz diye bir oyuncu var. Trabzonspor'da mesela Orta oynanmıyor. Orta sağ olan mı hocam? Yok Santrofor. Santrofor, Ya çok iyi oynuyor. Milli takım seviyesinde inanılmaz iyi. Al Trabzonspor. semiyi şey, Beşiktaş oynatıyorsa Trabzonspor'un da bu tür oyuncular oynatması lazım. Yani şu. Bu oyuncular... Küçük yaştan beri gelmişler. Yani zorunluluk olmadığı sürece oynanmıyordu. Yani biz hep zorunluluktan mı bu tür oyuncuları anlatacağız? Bizim Türkiye'de gerçekten altyapılarda yetişen çok önemli yetenekli kariyeri yapabilecek oyuncularımız var. Bunlara dikkat etmek için söyledim. Bunları seçen büyüten de bugün federasyondan yaş haddinden ayırmaya ayırdıkları benim sevgili hoca abilerim var. Bunların başında da Güngör Şahinkaya gelir. Bu oyuncuların hepsini 13-14 yaşında, yani Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın dayısı, Güngör Şahinkaya. Bu abimiz benim 40 yıllık da arkadaşımdır. Hı hı. Bu oyuncuları bulmuştur, takımların hocalarına hepsini test. Ya Serkan inanılmaz bir oyuncu izleme komitesi vardı bizde yani. Evet. Güngör ben. abi'nin oyuncu seçmesi falan inanılmaz üst düzeydeydi. Bu oyuncular o dönemden geliyorlar. Yani buralara geliyorlar ve biz hep onu savunduk zaten. Diyoruz ki bizim genç oyuncu kapasitemiz, havuzumuz çok iyi. Muhteşem bir. Bunları ya. değerlendirirsek olur ki işte bu milli takım olmasının avantajı bu. Bunlar milli takımda parlıyor. Kerem. Bunlar kulüplerinde kalsaydı hiçbir şey parlamayacaktı. Bunlar buralara geliyor ve başarılı oluyor. Biz de çok mutlu oluyoruz ya. Şimdi bizim Ümit Milli takımımızın da geleceği çok iyi. Yedekleri İnşallah. dahi çok iyi bir kadromuz var. A milli takımıza destek buradan inanılmaz derecede olacak. Ve bu santrofor konusu, Solbek konusu da e, şampiyonaya kadar bence asla sorun etmeyeceğimiz bir konudur. Hı hı. Bunları eğer Ümit takımın oyuncularını daha dikkatli Montella ve ekibi izlerse oradan sol de ferdi olması çıkarır. Hatta ve hatta 19'da bir tane Solbek var. Berkay diye Almanya'da, e, Freiburg'da mı ne bir yerde oynuyor. İnanılmaz iyi futbolcu. Yani geleceğe milli takımı çok parlak. Bunlar... Ben bu sorunların çıkacağını öngörebiliyordum. Evet. Milli takımda da bence Kuntz döneminde yanlış rollerle oynatılmış bir çocuk. Hı -hı. Bu yüzden de ben dahil pek çok kişi ya Orkun'la Hakan'dan orta saha olur mu dedik şu anda Avrupa'nın en gözde orta sahalarından ikisi. Evet. Ama bir arada iyi bir kimyaları yok ve o şekilde o taktikle oynayabilecek çocuklar değiller. Yani aslında suç Kuntz'da. ne Orkun'da ne Hakan'da yani. Ee, ama ben dün Orkun'u görünce biraz şaşırdım. Ya yani orada gene bir çeşitlilik var. Oyuncu değişiklikleriyle ve oynanan Oyunun Aslında kalitesiyle bana ilişkilerine... çok umut verdi hocam ben çok umutlandım. Hiçbirini umut hocam şaşırmamak lazım çünkü hazırlık maçı bu yani oyuncuları görmek için. Ama artık son turdasın uyanın. ve karşında çok ciddi bir rakip var. Var Ama şimdi Macaristan... Avusturya ile oynayacağız Salı ee... günü ve daha farklı bir kadro olacak. Burada Avusturya da enteresan yani. Avusturya da sağlam. Üzerine koymuş bir evet, evet. ülke futbolu var. Orada planlı programlı bir strateji var yani dün gece saat 1'de Avusturya'dan gelmiş biri olarak söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyle. Ama yani Avusturya'da ben bazı açılardan Macaristan'dan daha zor bir takım olduğunu düşünüyorum. Daha yetenekli bir takım evet. her şeyden önce. Yani rakip olarak. Evet. Hocanın açıklaması var. Vincenzo Montella Macaristan mücadelesi sonrası değerlendirmelerde bulunduğu izleyelim. Dünkü maça ve bireysel performanslara dair hala konuşmak istediğimiz çok şey var. Montella'nın açıklamalarını paylaştık. Tarihte ilk kez bir şampiyona lider gittik ve bunu bu oyuncularımızın sayesinde yaptık dedi. Hakan Çağlanoğlu'na bir eleştiri gelirse bunu anlayamayacağımı söyleyebilirim dedi. Bu maç özelinde dedi yalnız bence. Bence bu maç özelinde söylemedi. Ya kusura bakmasın bu maç özelinde. Yani ben işte bu maçtan önceki Hakan Çalhanoğlu'nu e, zaten yani imtina etmeden eleştirmiş birisiyim milli takım performansını. Tabii ki Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, milli takımdaki Hakan Çalhanoğlu diye iki ayırmak lazım buna özen göstererek yaptım. Inter'deki rolünü de son iki sezonda buldu. Bu arada. evet son iki sezonda buldu. Özelleşti. Ona özelleşme deniyor işte futbolda. Hani bir yere sabitlenme. Mesela özelleşemeden emekli olan futbolcular var. Alper Potuk mesela ne oldu? Hangi mevkiyi bilmiyorum ben hala. <laughs> <arada. gülüyor> doğru oldu. Ya aslında özelleşemeden futbol hayatı biten ama çok faydalı oyuncular da var. Nadiren mesela Tuncay Şanlı. Nedir Tuncay Şanlı? Sol açık mı? Forvet arkası mı? Yardımcı forvet mi? Açık mı? Santa ama, şu, mu? ama Tuncay oynadığı... Formettir. Şöyle, Tuncay oynadığı bütün Hah. mevkilerde çok başarılı Aynen. olmuştur. Aynen. Böyle çok nadir oyuncu vardır ama. Bazı oyuncular kaybolup gidiyor böyle. El Mesela Halil Dervişoğlu. Nedir abi Halil Dervişoğlu? Sola çık mı? Sağa çık mı? Forvet arkası form. mı? Santrfor mu? Yardımcı santrfor mu? Dokuz buçuk mu? Yardımcısı. Bence hiçbiri. Yardımcı for. <laughs> olabilir, hiçbiri de olabilir. Yani, Emin değilim, Hakan Çağlanoğlu özelleşti ve çok kıymetli bir oyuncu. Dünkü oyunu benim için yani düne dair Macaristan maçından ne hatırlayacaksam Euro 2024 öncesindeki maçlara geri döneceksek Mesela bir gün bir belgeselimsi bir konuşmada Macaristan maçındaki Hakan Çalhanoğlu bizi umutlandırmıştı O performansı devam etti ve Euro 2024'teki başarı böyle geldi falan filan gibi cümleler kurabilirim Hakikaten dünün en önemli bölümü benim için oydu Bir başka önemli bölümü biraz da magazine kaçalım. Zalai'nin akıcı anlaşılır bir Türkçe ile Derdini anlatması, milli takım hakkındaki görüşlerini, kendi milli takım hakkındaki görüşlerini söylemesi. Çok sebemli bir ya, çocuk bu arada. Şimdi Macar diliyle Türk dili aynı kökenden evet. e, çıkma. Zaten biliyorsunuz bir e, kardeşlik ve kan bağı durumu da var Macarlar Macarların da gururla vurguladığı ve söylediği. E, bak iki yılda, iki yıl kaldı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum ya Fenerbahçe'de? Galiba. İki buçuk tam, iki. olması lazım. Yani, arasında. Nereye gitmiş <laughs> abi dilini çocuk? Ve Mentalite'si de çok güzel bir çocuk. Ee, ben tekrar hani Türkiye'deki büyük takımlarla yolunun kesişme ihtimalini yüksek görüyorum açıkçası. Başarılar dilerim ona da. Hakikaten sempatik, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Pozitifte bir <laughs> insan Pozitif, bence, evet, bence katkı sağlayan evet. bir insan. Yani sadece Kesinlikle. oyunuyla değil, karakteriyle de bir takıma katkı sağlayacak Sevimli bir karakter. Sevimli bir tarafı var ve evet, evet. tafarelimsi bir durumu var. Eee Atilla Salay'ın o açıklaması da var elimizde. Hadi o açıklamayı da ekrana getirelim madem Salay'dan bahsettik. Yine mil takıma dair soracağım sorular var. Dinledik Biz Atilla Salay'ı. Salay'ı e, gelişi ve gidişi arasında hoş performans bırakmış, damakta kalmış bir tattır. Ve karlı bildiğim kadarıyla Fenerbahçe evet. bu operasyonlar. Tabii canım iyi Şimdi para kazanıyor. Biraz daha olayın kültürel boyutu. Şimdi hocam tabii ki bu işin hani kitabını yazmış. Futbolla var olmuş, futbolun içinde yüzmüş, ee, yani Türk futbolu denen şeyin çok önemli parçalarından birisi. Lütfen ukalalık olarak algılamasın. Ben biraz daha hani sosyolojik boyutuna değineceğim. Demek ki biz bu ülkelerden daha çok oyuncu almalıyız abi. Bak abi diyor adam benim gibi. Hani, abi diyor kardeşim. Diyor. Sahipleniyor, kardeşim o benim diyor. Aa daha iyi olacak diyor Türk. Hani bizi bizimle birlikte yaşayan, işte bir Şote Arvelats örneği Gürcistan'dan. Trabzon'un deneyimlediği. Yani biz hala olmayacak dualara amin diyoruz. İşte Portekizli teknik adam, Portekizli bilmem ne falan filan ya biraz daha bizimle ee, daha yakın... Zalai gibi bütünleşebilecek çocuklar. Ya. Yani onları tercih etsek daha genç yaşlarda ve Zalai gibi Karla satsak bu ülke futbolu belki bir Portekiz olmasına çok var ama ülke ekonomisine, sosyolojisine ve kültürüne fayda sağlayacak bir noktaya getirebiliriz biz futbolu. Biraz daha stratejik düşünelim. Helal olsun iyi alanlara. Bak Yuna, Yunan oyuncular da misal burada çok tabii Yunan onda. oyuncular kardeşimiz ne demek ya? Bak ülkemizin en büyük kariyeri şimdi orada ülkenin en önemli kulüplerinden birinin başında. Neden basketboldaki gibi bütünleşmeyelim? İbrahim Kutluaylar gitti. Oradan çok önemli oyuncular geldi, burada oynadı. Ya yani biraz daha stratejik ya biraz daha hani bu faktörleri de düşünerek yoksa Hani işin teknik boyutuna baktığında bilmiyorum ama yani ben açıkçası hani Güney Amerikalı stoper işte Portekizli kanat oyuncusu falan bunlardan biraz hani hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeye çalıştığımızı düşünüyorum. Kimden ne aldın ki abi bugüne kadar? Mesela yabancı teknik adam seçimleri. Biraz da hani istatistik bu açıdan önemlidir. Zamanında bizim Balkanlardan gelen teknik adamlarla Futbolcularla kaynaşmamız tesadüf mü? Yani, Adam kuru fasulye yiyor abi hafta Serkan, sonu Türk restoranında. Zalai örneği ne? Aslında Montel'de de çok uyuyor. Niye? Zalai Macar. Macarlarla Tabii. bizim eskiden beri bir kan bağımız Tabii var. Tabii ki. montella örneği de şu. Yunanistan'ı da Kerem söyledi. Akdeniz ülkesi. Tabii İtalyanlar yani Almanlara aynen, göre daha uyumlu bizde. Duygu verebiliyor futbola. Duygu verebilen aynen. bir iklimden geliyor. Yani o Akdeniz sahilinden... İspanya'dan bu tarafa doğru sahilden gelirsen aynı iklim kuşağı içerisinde olduğumuz için o sıcaklığı burada hissedebiliriz. Şimdi mesela Almanlardan disiplini öğrendik. İşte dervaller, hatta Alman ekolü diyebileceğimiz gene piyonteklerle. Ee, ama İtalyanlardan biraz stil öğreniyoruz. Hani biraz o yönde gelişiyoruz. Bizim Türk futbolu olarak hiçbir eksiğimiz yok yetenek olarak değil mi hocam? Sen en iyi bilen adamsın. Bak ya hocam, 22 milyon çocuk yaşıyor bu ülkede. 22 milyon. Derval'den o bahsettiğimiz futbol ya. ülkelerinin hani mesela İzlanda'ya 300 bin nüfusla İzlanda'nın yaptıklarına bak son 10 yılda. Bizde 22 milyon çocuk var ve şu ülkede en sevilen şey ne desen açık ara futbol çıkar abi. Müzik mi çıkar? Sinema mı çıkar? Siyaset mi çıkar? Futbol çıkar. Ama şu anki çocuklarda kabul edelim bizim çocukluğumuza göre futbolu bizim kadar sevmiyorlar. Evet daha onlar biraz de... daha oyun konsolunda evet. oynamayı seviyorlar. Dijital, Benim oğlum da dahil. Aynen. Benim oğlumun futbolla olmadı. ilişkisi oyun konsolundan geçiyor. Yani Sokağa çıkaramıyorsundur yani bazen. Aynen. Çocuğun hadi çıkalım diyorsundur. Yok diyordur yani evde takılacağım yo, Yok beni çıkartıyor olmasa. oynuyoruz. Ama var yani öyle çocuklarda da çok Tabii. maalesef. Onun kalesi küçük oluyor. Benim kalem büyük oluyor. O yeniyor <laughs> genelde. <Yani> biz... Ona <gülüyor> yeniliyorum <gülüyor> genelde de. Yok yok yo, yenilmiyorum. <laughs> bayağı yeniyor ama yo. kaleler arasında çok fark var hocam. Benim Çünkü... kale bu şey kadar bu iki açıklık <laughs> arası kadar onun kale minyatür şu an hani sokakta ben hani çok çocuk görmüyorum. Zaten alan da yok. Galiba e, en son sokak çocuğu jenerasyonu benim de dahil Sen olduğum jenerasyon. Sen olabilirsin. Biz evet. tamamen sokakta oynadık futbol evet. işte. Biz, 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 yani biz, sokaktan eve girdiğim, da, biz evet. eve girmeye mi çocuk nesliydik aynen, aynen. yani? Ama Gecelere benden sonraki kadar. jenerasyon herhalde Aa, artık Biz zaten o başka saat, bir şey, akşam bir ne bileyim git. yani 7 olsa hava kararıyor, ya, git yemek ye, Zaten 9'u görmeden uykun gelir. Hemen yatardın. Niye yatardın? Akşama kadar canın sokakta çıkmış. oynuyorsun. Canın evet. çıkıyor. Yemeği yediğin gibi zaten hemen düşüyorsun, yatıyorsun. Ya annelerimiz evde ya da sporcu olmak arada ekmek arası bir şey budur. hazırlar. Gidip onu alırsın. Onunla koştura koştura gene futbol sahasına evet. gidersin. Tabii canım. Yanda bir çeşme olur. <laughs> ben 7-8 saat oynuyordum. Abartmıyorum yani. Ya 4-5 saat biz de ortalama oynuyorduk. Çünkü basketbola geçiyorduk, masa Basketbolu tenisine geçiyorduk. Basketbola geçiyorduk. Evet. 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 Güzel zamanlardı özlüyoruz o günleri. Son 3 dakikamız içindeyiz. Hocam size özellikle kanatlarda Kenan ve Yunus'un bireysel performanslarıyla zaman zaman hareketlilik yaşadık. Bu iki oyuncunun verdiği katkıyı nasıl bulduğunuzu merak ediyorum. Vallahi Yunus'un önce gözlerinden öpüyorum. Benim çok sevdiğim bir Aynen. oyuncumdu. Yani 15-16 yaşından beri çok uzun sürede çalıştık. O, ya, ara sıra da mesaj yaşıyoruz falan. Ya, dün onu çok iyi gördüm ve çok ben mutlu de. oldum. Yani Aynen. son haftalarda Leicester'da da oynamaya başlamış yanılmıyorsam Kerem bayağı. Son iki maç önemli. hocam Galatasaray'da ha. Tete oynuyor onun yerinde. Şimdi evet. Yunus'u ben dün gördüm. Yunus artık top kaybetmiyor. <laughs> Yunus ayakta kalmasını biliyor. Topu saklamasını daha da geliştirmiş. Ben de iyi gördüm Ve bayağı. Oyuna çok. katkısı inanılmaz derecede olmuş. Bir de zaten ona güvenen, çok güvenen bir hoca var Montella onu tanıdığı için. Ya yani sürdü. Oynadığı çok da başarılı oldu. Kenan'ı zaten anlatmama gerek yok. Kenan gerçekten bizim parlayan en büyük yıldızımız. Evet. Yani Kenan Juventus'ta son dönemlerde herhalde Allegri'ne biraz maçlar kötü gidince fazla şans vermiyor mu? Ne yapıyor ona? Ama Kenan e, şampiyonaya damga vuracak oyunculardan bir tanesi. Şimdi 4-6-0'ın içerisinde mesela öyle bir oyun organizasyonu çıkartırsın ki... Bak orada Kenan aslında Santrofor'un özelliği taşıyan bir oyuncudur. Semi santrofor özelliği Barış Can, Alter. Barış Alper. Can aslında gizli on numaradır Can. Evet. Can gizli on numaradır. Oradan Can çok gelip bir oyun. yani 4 6 sıfırı nasıl oynarsın biliyor musun? 4 tane gizli santroforla oynarsın. Kenan, Can, e, Semih Kılıçsoy bunlarla da oynayabilirsin. Böyle bir elinde imkan da var. Barış Alper var. Kerem Aktürkoğlu var. Yani o kadar zengin bir ön alanın var ki senin. Onların yani önüne, da önüne bırakacak Hakan'ın direkt var. Direkt şey santrofora gerek yok yani. Piyo santrofora gerek kalmayabilir orada sana. Yok zaten bizde hocam o. Yani, yani. bir olsa olsa Umut Mayır var bence. Şu şimdi mevcut Yani şu andaki mevcut şeyde hoca onu da kadroya al, almadı. Almalı bence ama şöyle son haftalarda o da sonradan girmeye başladı. Katılık mı geçirdi? Acaba? 23 oyuncu gidecek. Evet. Ama yani belki. 23 oyuncu gidecek. Yani hocam çok zor yani. 20 yani. oyuncu alacak hocam. Ya dünya abi. kupası olsa umut olmalıydı derim çünkü karşına bir tane zayıf bir Afrika takımı çıkar. Center for pivot lazım evet. olur. Ama Avrupa Şampiyonası'nda çok Ay lazım Şimdi burada hocam bir Abdur bir Abdülkadir Ömür de var. Bunu unutmamak lazım. Bu var Kadir. hocam burada duruyor Ömür aslan gibi. de bayağı işler yapmaya başladı. Bir kısa araya gidelim dönüşte devam ederiz. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Ee, hazırlık mücadelesinde Beşiktaş Karadağ temsilcisi Buduç kozlarını paylaşıyor. Az sonra milli takıma döneriz hala bireysel performanslarla alakalı konuşmamız gereken e, İsimler var. Mutlaka değerlendirmelerde bulunacağız ama hem Beşiktaş'ın sahaya çıktığı 11'den bahsedelim bu 11'den. Hangi oyuncular dahil olabilir takıma ee, önümüzdeki süreçte bununla alakalı değerlendirmelerde de bulunuruz ben hemen Beşiktaş'ın sahaya çıktığı 11'i aktarmak isterim. Kalede Ersin var. Savunma attı, Svensson, Tayip Talha, Emrecan hatta Solbek bek Emrecan da dahil. Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi ikilisi sol stoper ve sol görev yapıyorlar. Demirege, Jetson Fernandez, Raşit Gezal, Muleka, Cenk ve Abu Bakar Beşiktaş'ın 11'ini bu şekilde tamamlamış. Fernando Santos, Göktuğ Baytekin, Utku Yuva Kur'an, Onur Bulut, Anterebit, Joe Worrell, Necip Uysal ve Umut Meraş da yedekler arasında yer alıyor. İlerleyen dakikalarda bu oyuncular da mutlaka şans bulacaklardır. Görüntü ekranda olacak bir süre karşılaşmayı takip edeceğiz ama bu esnada tabii ki Beşiktaş'a dair bir takım değerlendirmelerde de bulunalım. Hocam bir kere daha sayayım 11'i. Ersin, Svensson, Tayyip, 2 Emrecan, Demirege, Jetson, Gezal, Muleka, Cenk, Abubakar. Bu oyunculardan bazıları hatta çok az aslına bakarsanız. 11 oyuncusu konumunda çok Jetson Fernandes 11 oyuncusu. Cenk 11 oyuncusuydu ama sanki yeri tartışılabilir. Bu arada Abubakar'ın kafa vuruşunda topun az farklı dışarı çıktığını gördük. Diğerleri alternatif oyuncu konumunda. Abu Bakır'ı da hocanın ligin kalan bölümünde değerlendirmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Emre Can'ın sakatlığı bitmiş. Bitti geri döndü. sakatlığı Emre Can'ın Şimdi baktığın zaman sen bunlar 11 oyuncusu değil ama mevcut şu ana kadar oynayan takımın 11 oyuncusu değil. Baktığın zaman hepsi bir 11 oynayacak kapasitedeki çok değerli oyuncular var burada. Bunların hangi birisini yedek bırakıyor? Emre Can sakatlıktan yeni döndü. Solbek Emre Can da fena oynamıyor. E, sağ bek Sevenson zaten onu tayyip sakatlıktan dönmüştü. İyi bir stoper dönüyor. E, orta sahada da bayağı iyi oyuncuları var. Yani bunlara baktığın zaman e, Beşiktaş'ın sakatlıklardan kurtulduktan sonra da gayet iyi bir kadrosu olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi de bundan sonraki haftalarda o kenardaki şey değil mi? Hoca o Buducnost'un teknik direktörü olabilir. Hayır. Yok ya. Hayır hayır. Ben görmedim ya da. Santos. Santos ben, sonra attı. Geldi. ben kadroya bakıyordum Buducnost'un kadrosunda şey dedi, kim var diye yani, Santos ekrana gelene Ver al yürü niye oradan pas deniyorsun gibi bir eleştiride bulundu hayır, kendisine. Şey için dedim yani. Samet Aybaba. Semih orada, Salih orada Samet Aybaba'yla bir diyalog halindeler. Semih'in yüzünün de güldüğünü görüyoruz. Bu da bizi mutlu etti. Abi. Sivil bir kıyafette gördüğüm için dedim aklıma şey geldi. Eskiden rahmetli Ahmet Suat Özözcü bizde de antrenmana gelirdi. Allah rahmet eylesin. Yani Serkan o tribünde otururdu. Yardımcı antrenör vardı bizim. O gelir bizi çalıştırırdı. Suat Hoca paltosunda getiren dururdu. şampiyonurduk olurduk da yani. Tabii. Şimdi o kıyafetinden görünce insanlar Hocam ben şey mesela Ancelotti'nin de tamam giyiyor şofmanları, kabanı sağ içine giriyor da hani antrenman drilleri falan yaptırdığını hiç sanmıyorum yani. yani kenarda ya, onun oturuyor. Onun talimat veriyor. Planlama Tabii. zaten antrenmana çıkmadan önce yapılır Serkan. Kimin antrenmadan Aynen. alacağını hocaların hepsine bölüştürerek çıkıyorsun. Isınmasından soğumasına kadar. Bütün her şeyi yapacak bir sürü antrenörüm var. Ama Beşiktaş'ta mesela Tayyip Talha'nın dönmesi sevindirici bir şey. Çünkü geldiğinde sakatlanmıştı. İyi Santos göstereyim. yine görüntüde. İşte san, ben işte bak Santos onu diyordum. Sürekli talimat veriyor kenardan, eleştiriyor oyuncuları doğal olarak. Ceket Haz ve ayakkabı uyumu dikkat çekiyor. Evet, gördüğüm en şık Santos diyebilirim. Evet. <laughs> Sportif Santos. Evet, evet spor, spor daha çok yakışmış. Hoca bu kreasyonu taşımış. Taşımış. Ee, rakibin durumundan da bahsedeyim. Ya Karadal Bayağı söyleniyor ha. Karadağ Ligi'nde lider durumda. Bu düşünsnosta tabii. Peki lig seydemi oynanmaz? Bize göre Kerem, epey düşük. Neden statta oynanmadı? Antrenman sahasında oynandı. Ya aslında statta oynansa bu tür maçlar ne biliyor musun Kerem? Bak. Hocam, bu tür maçları bak buralarda oynarsan Hı -hı. maç havasını kaybediyor. Havaya giremez hiçbir oyuncu giremez. Yani yıllarca biz bunu oyuncu olarak da yaşadık antrenman. Buralarda yapılan maçların ya bir antrenman maçından öteye gitmediğini hep gördük. Ya statta oynarsın seyirci olmasa bile ya orada bir maç havasına girmiş olursun. O açmanın da bir maliyeti var. Seyirci zaten hayır, ama sen, sen Beşiktaş'sın de... de. Bak e, burada kostüm tamam. Rakip bu arada seviye olarak. Kostüm tamam düşük bir rakip. Aktörler hayır, tamam hayır. ama dekor Öyle yok. Öyle düşünme. Yani dekor kötü. Yapayım. Ya bir maliyeti yok. Ne maliyeti olacak? Gündüz maçı oynuyorsun Kerem. Hiçbir maliyeti yok. Gideceksin soyunma odasına. Soyunacaksın, sahaya çıkacaksın, geleceksin... ...ha gece maçı olsa falan... ...eyvallah dediğine katılırım... ...o zaman ışıklar, şunlar bunlar... ...ama hiçbir maliyeti yok... ...şu var, e, yenilme ihtimalin olan maçlar... ...hazırlık maçları, dün akşam milli takım çok iyi oynadı... ...bizi gururlandırdı ama yenildi sonuçta... ...yani yenilgi de tatsız bir şey... ...Beşiktaş taraftan da yenilgiye tahammül yok... ...hadi bunu koydunuz Dolmabahçe'de... ...oynadınız, gündüz geldi semtten... ...2 bin, kişi... ...Ramazan ayı, e, izlediler... E, olası bir tatsız sonuç çıktı. 2-0 3-0 yenildi bir antrenman maçı. Ya. hocam. Antrenman maçında yenilsen ne olacak ya? Bunlar önemli i̇şte şeyler o olgunlukta değil ki ya. seyirci gelmesi lazım. Olmaz öyle şey ki ya ben yani bilmiyorum ya. Ben şimdi dün Montella yenildi. Evet milli takımımız yenildi ama ben ya gurur duydum diyeyim. Aynen milli ben takımdan. de çok yani mutlu oldum hakikaten. Oyuncuların biraz sonra bireysel performansına da gireceğiz. Kerem'in dediği gibi de yani ya ben böyle yenilgiye eyvallah derim. Bu yenilgi bir sonraki maçın daha kazanılacak anlamına gelmesidir ya bu. Yani penaltı olmasa 0-0. Ya Rossi ne dedi Serkan? Şey Macarların antrenörü. Bu maçın hakkı beraberlik dedi. Doğru. Rakip takım hocası. Yani bunu söyleyebildi. Şu Salih'e de bakıyorum. ...ilk günlerinden beri tanırım. Hocam da görev yapardı. Futbol Federasyonu'nda U15 Buca takımında oynarken Türkiye şampiyonalarında izledim. Yani böyle bir yetenek işte atıyorum Brighton'da falan da olsaydı bu çocuk. Şu anda nasıl bir Serkan muamele Serkan bunu u 14 İzmir seçmelerinde Recep Niyaz bu falan geldi. Bu ee, uzun çocuk uzun saçlıydı. Ya dedik böyle bir futbolcu olamazdı. Çok yetenek. Sokrates stilinde çok bir büyük yetenek. Ya işte çok küçük yaşta büyünce insan yani oyuncular değişebiliyor. Bakıyorsun ki çok yetenekli bir oyuncu büyüdükçe başka şey oluyor. Yani olamıyor. Az yetenekli oyuncu bir bakıyorsun 18 19'a geliyor bir şey bazen 20 21'de patlayıp gidebiliyor. Hocam mesela sportif yetenekler konusunda tamam da bir de hani biraz da küçük bir karakter analizi yaparsak e, bu çocuklar tabii bizim çocuklarımız yani hani ben tabii dediğim ki. gibi 14 yaşından beri e, biliyorum Salih'i. Salih biraz arada kaldı. Şimdi bir yıldız karakterli oyuncular var. Hafif böyle şımarık, haylaz işte çok güzel tarif ediyorsun devamı. Sa Salih arada kaldı. Ya da işte ciddi ol falan filan. Yani böyle çok da baskılamamak lazım. Bu çocukları sağ içinde de bazı futbolcuyu sağ içinde de rol olarak rahat bırakmak, sağ dışında da müsamaha göstermek lazım. Şimdi Salih sıkıştı kaldı. Haylaz yaramaz yetenekli yıldız adayı oyuncu mu olayım? işte disiplinli orta saha olayım falan derken arada kaldı biraz. Bu arada az önce Semih'e ekrana getirdiğimiz anda Muleka'nın asisti ve Jetson'un golüyle Beşiktaş'ın öne geçtiğini belirtelim sevgili seyirciler. Siyah beyazların bir sıfırlık üstünlüğüyle bu hazırlık mücadelesi devam ediyor. İlk 15 dakikası medyaya açık maçın. Me Muleka pasını veriyor. Kim Jetson. atıyor? Jetson. Atıyor. İkisi de banka oyuncu. Şimdi bak Muleka içinde mesela ben Santos'u anlamakta zorlandım. Hangi maçtı? Antalya maçıydı değil mi Serkan? Sonradan oyuna iki tane gol attı. Ya Santos ceza verdi çocuğa ya. Ondan sonra doğru dürüst sonradan bile oyunu almadı. Ya iki gol attı diye cezalı duruma düştü galiba. Yani Beşiktaş'ın da mesela ben kadrosunun gerçekten iyi olduğuna inanıyorum Beşiktaş'ın. Kesinlikle iyi hocam. Yani baktığın zaman çok kaliteli oyuncular var. Küstürülmüşler. Baksana Cenk falan paslaşıyor şu an ya. Yani Nibi yani, takım bir oyuncuları yok. Ya. Cenk Getson oynuyor sağda yani. Bu arada bir iki bilgi var. O bilgileri de aktarayım. Amartey pazartesi günü antrenmanlara başlayacak. Omar Kohli dinlendiriliyor. Arthur Masuoku özel izinli olduğu için bu maçın kadrosunda yok. El Musrati ve Salih Uçan'ın da sakatlıkları devam ediyor ki. Az önce Salih'i de Semih'le birlikte aynı karede gördük. Tabii de. göz bakıyoruz ama Getson'un çok ben şöyle söyleyeyim Süper Lig maçlarındakinden daha farklı bir ciddiyeti var. Çok ciddiyetsiz ve ciddi performans düşüklüğü gözlenecek şekilde e, gördüm ben Getson'u. Özellikle Portekiz milli takımına kendisini çağıran hocayla bir çıkış bekliyor. De. Hocam kötüydü ya. Şöyle, şöyle. Çok kötüydü. Yok yok. Onu, Bak burada iyi oynuyor. Hep top onu istiyor. Onu söylemeye çalışacağım sana. Ciddiyetsiz değil de formsuz olduğun zaman oyuncu formsuz olduğu zaman senin gözüne ciddiyetsiz gibi geliyor. Öyle mi diyorsunuz? Hiçbir oyuncu ciddiyetsiz olma lüksü yok. Hocam bunu oyuncu unutma. formsuz mu yoksa bizim yıllarca düşündüğümüz ve konuştuğumuz gibi ki ben öyle düşünmedim ve öyle konuşmadım ama ee, daha mı zayıf bir oyuncu? Hayır değil. Genel anlamda futbol yani şimdi fikrine göre. Peki bir şey sorayım. Bir sene önceye dönelim Şenol Güneş dönemindeki Beşiktaş'ı dönelim. Hı hı. Oranın en önemli oyuncusu değil miydi? Yarım sezon sonunda iyiydi. Çok, ama şimdi o sezona bakarsan Abu Bakar da çok iyiydi. o Ona bakarsan Cenk de çok iyiydi. Şimdi takımın iyi olmazsa o takımın içerisindeki oyuncuların performansı ne olur? Hı. Düşer. Oyuncuların performansı düştüğü için zaten takım düşüyor. Ya bu Beşiktaş 5 beş tane antrenör değiştirmiş ya. Serkan doğru bir şey mi ya? Çok olacak şey değil hocam. Bu Sakat arada Emre Can Terzi'nin bir problemi var. Dileriz... Bu da çok Ciddi. iyi bir oyuncu. Emre Can Terzi de çok iyi bir oyuncu. Geçen sene bir kiralık gitti, geldi. Bayağı girdiği zaman da işler yaptı. Bir maçta da gol attı. Değil mi? Yanılmıyorsam Kerem. Çıkıyor. Değişiklik olacak. Yani... Jetson'un performansı takımla birlikte o da düşüyor. Yani... Öyle Beş mi? antrenör değiştiremez. Erkan ya bir soru ya. Tabii. Beş tane antrenör değiştirmiş bir takımın oyuncusundan ne bekleyebilirsin? Kafa allak bullak olmuştur artık. Yani toparlanmaları gerekir, sığdırılmaları gerekir. Yani bunu bu işin içinden bir kaos var. Buradan çıkması lazım ki Beşiktaş'ta, Trabzon'da, bu ligde olmazsa bu ligin zevki olmaz, da olmaz derinlemesine pas ceza sahasında Bolutnost ve atak geliştirmek istedi. Ersin çıktı kalesinden doğru bir zamanlamayla topun hakimi oldu. Az sonra Şu Emrecan kenara mi? gelebilir. Emrecan. Emrecan, Emrecan uzunluğunda. Sol stoper. Vallahi Getson'u iyi gördüm ben. Şurada göz ucuyla en azından Süper Lig'deki... Demirege 21 numara doğru. Demir değil mi? Muhtemelen Adaşı'nın sakatlığı sebebiyle... Oraya geriyi doldurdu Kısa bir süre Solbeke geçmiştir. Demir mesela benim de o bizim milli takım oyuncusuydu. Ya çok kaliteli, çok evet. değerli bir oyuncu ya. Tabii tabii hocam bir yani, gösteriyor zaten çocuk bunu. Oynadığı maçlarda... Ama daha erken ilk 11 için ona. Şöyle ya Serkan oynatmazsan bunlar futbolcu olmuyor ya Doğru. ya. Bak Semih'i oynatmasalardı Semih'i kim bilecekti? Bir de hocam zaten hani oynatmak gerekiyor da tarz olarak ona bayağı benzeyen. Mesela sana farklı duran, bir şey el musratiyi söyleyeyim. Musrati'yi transfer edince o oyuncuyu Gençlerden bahsedince biraz onları ön plana çıkarmak lazım. Ali Turan vardı Galatasaray'ın sahabeki. Okan Hoca bir iki maç şans verdi. Ali Turap evet. Bülbül. <gülüyor> <gülüyor> Ali Turap Bülbül. Ya bizim U17'de, U16'da, u U16, oralarda falan var ya. Ya bir seyretseniz var ya inanılmaz. Uçuyor değil mi hocam? Ya uçuyor inanılmaz bir ofansif katkısı var Serkan. Ya Okan Hoca da şans verdi ama çocuk talihsiz. Heyecandan ne yapalım? Ya işte bu kontrolleri yapmak lazım. Buraya da senin biraz önce dediğin gibi bunların psikolojisini oraları hazırlamak lazım. Mental destek. Lazım. Yani abi, sen bizim abilik dediğimiz şey aslında mental destek. Bizim kültürümüzde abilik bu, kültürü abi. önemli. Profesyonel hayatımızda oyunculara yardımcı olmak. Sorbonlarda lazım. master yapıp gelirsin ama bir tane abin elinde tutup yükselirsin. Yani bizim kültürel şeyimiz bu. Belki e, hani futbol operasyonlarımızda biraz daha fazla Samet Aybabalar, biraz daha fazla Feyyaz Uçarlar, biraz daha fazla Şenol Usta Ömerler kullanılmalı. E, onların sayısını az görüyoruz. İşte iş adamları, şeyler, futbol şube sorumluları genelde farklı branşlarda oluyor. Beşiktaş'ın bir şansı var. Samet Aybaba ve Feyyaz hoca gibi iki tane kıymetli yönetici ve profesyoneli var. biraz daha işin içine girdikçe ben önümüzdeki sezonu parlak görüyorum Beşiktaş'ta işin doğrusunu söylemek gerekirse. Beşiktaşlılar çok umutsuzlar. Bu umutsuzluk yakışmıyor Beşiktaş'a. Neden umutsuz olduklarını da anlamıyorum. Hani gerçekten tamam sonuçlar ve futbolu iyi değil ama geleceğe dair umutsuzluk yakışmıyor. Galatasaray sezonu 13. bitirdi. Hadi sezon şampiyon oldu hocam. Evet. Hani <laughs> sen bir kere bir böyle bir potansiyele sahipsin. Bir anda zorluklar karşısında birleşecek bir kültür demek zaten. Bir asırı aşkın bir camiasın. Aa, aynen öyle ya. Yani şu <laughs> e Şenol gelmeden önce de Beşiktaş geçen sene Çok aynıydı. Umutsuzdu. Evet, Ama Şenol Hoca ile beraber 3 maçta toparladı. Toparladı. İyi gitti. Ya Sergen Hoca zamanında şampiyon oldu ya. Bu Aynen. takım fazla uzak değil ya, Üç 3 sene önce miydi Serkan? Evet. 3 sene, oldu. önce şampiyon olmuş bir takım. Yani demek ki olabiliyorsun. Senin verdiğin gibi Galatasaray 13. 13. bir sene sonra şampiyon oldu. Yani demek ki iyi yönetmek lazım. Aynen. İyi yönetirsen her şey olabilir. Beşiktaş'ta da bak ne güzel örnek verdi. Samet Tayyip Feyyaz Uçar. Ne güzel. Bunlar futbolcunun dilinden anlayan camianın ne yaşadığını çok iyi bilen, psikolojisini aynen. bilen insanlar. Bunlar şimdi bunlar aslında umut dağıtması Tabii lazım. Tabii ki hocam. Bunlar umutlu konuşması, basına gerek basına ya şu andaki kaybettikleri, kazandıkları maçları bir tarafa bırakıp oyuncuların özgüvenini ön plana çıkarmaları lazım. Çünkü ben, çok kaliteli, çok aynen. yetenekli altyapıdan da gelen Beşiktaş'ta iyi oyuncular var. Ya ben bu Beşiktaş'ta dönemde şansı çok vermezsen... mutsuz görüyorum. Çok mutsuz ve umutsuz görüyorum. Şurada antrenman sahasında Fernando Santos Avrupa şampiyonluğu yaşamış Portekiz milli takımıyla adamı gördük. Zoom yaptı. Açıldı kamera. Sağa döndü. Samet Aybaba'yı görüyoruz. Mesela ya tablo iyi bak. Şu anda milli oyuncularından yoksun Beşiktaş Getson'la oynuyor. Abu Bakar'la oynuyor. Cenk'le oynuyor. Yani. Hani, <laughs> yavaş yavaş neden bu umutsuzlar bu kadar anlamıyorum. Bize ayrılan süre, medya ayrılan sürenin de sonuna doğru geliyoruz sevgili seyirciler. Mücadele eden e, görüntülere, ekranlara taşıdık. Beşiktaş'ın gündemiyle alakalı da değerlendirmelerde bulunduk. Milli takımla alakalı konuşuyorduk. Bu arada e, şu hatırlatmayı da yapalım. Euro 2024 playoffunda final oynayacak takımların da belli olduğunu ve Avrupa Şampiyonasındaki son rakibimizin Gürcistan ya da Yunanistan olacağını Bak. da belirtelim sevgili seyirciler. Sadece bu bilgiyi vermek istedim. Salı günü oynanacak. Hangisini bu istersiniz? E, Valla hiç fark etmez. Gürcistan. Yakınlar çok birbirine. ya Yunanistan daha iyi bir takım gibi görünse de Gürcistan'ın yetenekleri, yetenekleri daha fazla. Evet, bireysel yetenekleri daha üst düzey oyuncuları var. Maç da Gürcistan'da oynanacak bu arada. Yani Gürcüler tarihte ilk defa ya? Avrupa Şampiyonasına katılabilir. Evet. Favori Gürcistan o zaman Gürcistan. onu söyleyeyim. Favori Gürcistan. Çünkü tam Yunanistan'da bir sıçrama var. Bir Kat etme var yukarıya doğru. Bu arada yani bizim hani futbol gündemimiz işte sağ olayları, şiddet hı hı. işte dışarıda Almanya'da malum çok kalabalığız ee, sanıyorum 800 bin. Daha sorunsuz. Da Yunan yaşıyor hiç gerek yok ya böyle bir mücadele. Hiç gerek yok bence de. Ama oynanırsa da takım elinden geleni yapar. Zaten e, kadro kalitelerini mukayese ettiğimizde açık favori olarak çıkacağız ama... Onların da 2004'te bir Avrupa şampiyonluğu olduğunu. E tabii şimdi Gürcistan'la kıyasladığında karşında bu seviyedeki e, oyunda karşında deneyimli futbolcu ve deneyimli takım görmek istemezsin. Yunanistan turnuva deneyimi, şampiyonluk deneyimi olan bir takım. Yani onun yerine ilk kez Avrupa şampiyonluğuna katılmış, burada artık başarılı olmuş ve bir anlamda da tatmin olmuş bir takımı görmek bence daha iyi rakip olarak. Evet. Yani açıkçası ben Gürcistan'ı tercih ederim. Yani Gürcistan'ın birazcık yani bunlar altyapıdan beri aynı şey. Evet, evet. Çok sert Tehlikeli futbol takım. oynarlar. Tehlikeli takım. Bak çok agresif futbol oynarlar. Senin rakibin olması açısından hangisini daha kolay kazanırsın dersen ben Yunanistan'ı daha kolay kazanırsın. Katılıyorum Çünkü hocam. Çünkü Gürcistan sana karşı yenilmemek için oynayan... Onlar çok sert futbol oynayan Abi bir Ama işte ülke. Almanya'da Ahmeti çok sifof bir ya. Yunan nüfus var. Yani Türk bizimki bizim nüfusumuz kadar değil ama e, ve aynı zamanda da hani bir şekilde futbol bazı şeyleri ateşlemek için bahane olarak gösterilebiliyor. Gerek yok. Gürcistan gelsin. Onlar zaten mutludur katılmaktan dolayı. Hayır yani bu saatten sonra bize kim gelirse gelsin Gürcistan veya Yunanistan fark etmez. O da ayrı olan tabii. Bizim takımımızın o da ayrı. performansının bu şekilde devam Yunanistan etmesi. Yunanistan'ın da playoff yarı finalinde Kazakistan'ı evinde 5-0 mağlup ettiğini hatırlatalım. E, attıkları 3 <laughs> golü ligimizde oynayan ya da daha önce oynamış oyuncular kaydetti. Bakasetas, Pelkas ve... Kurbelis. Diğer gol Yonidis'ten geldi. son golü de Alexander Baroşkin kendi oynuyor. Saydığın attı. Saydığın oyuncuları da duyunca 11 onlara daha çok meyil ediyorum. Çünkü hani Bakasetas'ta, Telkas'ta sevdiğimiz kurbelis çocuklar Kurbelis yani. Kurbelis Karagümrük'te oynuyor. Oynuyor. Şu anda. O oynuyor. oynuyor. Evet, yani. E, baktığında yani Yunanistan'ın kadrosunda ya Pelkast da, oyuncular var. Pelkas Başakşehir'de. Evet. Oynuyor. Tabii Pelkas da Başakşehir kadrosunda hocam. Ee, yani Ve en azından tanıdığımız Perkaz, oyuncu. Onları fazla analiz etmeye de gerek yok. Başakşehir'de 17 maçı var ligde, 2 de kupada. Son haftalarda bayağı çıktı. da oynamaya, iyi oynamaya başladı. Epey bir dönem yoktu. Sakat evet. mıydı, neydi bilmiyoruz ama sakatlığı vardı. Ha. Gürcistan Lüksemburg'u 2-0 yendi Lüksemburg geçme Çok farklı bir noktadaydı. Onlar da Lüksemburg değil hocam. Lüksemburg kesinlikle oh. en alt seviye takımlardan biri olmaktan onlar da çıktı. Onlarda var ya, değil inanılmaz hocam. Bir devşirme bir takım. Evet. oyuncu var. Yani şu anda var ya Avrupa'da en çok devşirme oyuncu alan ülkelerden onlar bir de çok küçük yaştan alıyorlar. Biz alt yaş gruplarında onlar çok proje farklı. takım yani. Tabii tabii. İnanılmaz devşirme oyuncuları var. Yani hiç İsviçreli şey Lüksemburg'lu falan oyuncu orada bulamazsın. E, maç Gürcistan'da mıydı? Lüksemburg Gür Gürcistan maçı. Gürcistan'da. i̇yi bari çünkü Lüksemburg'da olsa bir tık Lüksemburg'u önde görebilirim. Çok, çok, değişik bir takım. Çok yatırım da yapıyor onlar. Çok değişik bir takım hocam. Yanılmıyorsam Portekiz'le bir 0-0 beraberlikleri falan var yakın zamanda, yakın dönemde. Karıştırıyor da olabilirim Lüksemburg'u. Lüksemburg, Lüksemburg 6-7-9-7. Onun dışında bizde 3, -3 maçlarda kaldı. iyi iş yaptı. Bizde. Evet, grupta <laughs> Lüksemburg grubunda çok iyi iş çıkardı burada. bu evet. arada. İki Portekiz maçında çok yediler. Ha, yediler oldu. mi? İlk yarısı 0-0 bitti 9 -0 ya. 9-0, 6-0 bitti maçlar. 10 maçta 17 puanları var. Yani Gürcistan, e, Lüksemburg özür diliyorum. yani. 10 Kuzey maç Irlanda, 17 puan inanılmaz ya. ya. Kuzey İrlanda'dan falan daha iyi takımlar. Tabii tabii. tabii, tabii. Hani e, Estonya ile Letonya ile falan zaten. bu. Arnavutluğa etmedi. yakın hatta. Neredeyse. Neredeyse. Arnavutluk tabii şampiyonaya da gidiyor. Tarihinde evet. ilk defa. Onu da hatırlatalım. Arnavutlar da e, çok sağlam bir tribün atmosferi ya yapacaklar. Mesela Gürcistan'ı geçebilirdi maç Lüksemburg'da olsa Lüksemburg. Yunanistan'a da hadi maç uzadı gitti penaltılarla. Avrupa Şampiyonası'nda Lüksemburg görebilirdik. Yani, yani Çok uzak değildi yani. Artık sürpriz takımlar katılabiliyor turnuvalara. İşte mesela Gürcistan olacak inşallah. Yani artık küçük takım <laughs> falan kalmadı diye düşünüyorum ben Avrupa'da Serkan. Yani takımlar öyle bir e, yapılanmaya gittiler ki küçük ülkeler bile devşirme oyuncular alarak bir takım bir yerlere takımlarını taşıyabiliyorlar. Bunların işte en başında Lüksemburg, İsviçre. Eskiden İsviç hocam 7-8 tane vardı çok zayıf takım. Ama şimdi San Marino ve Cebeli Tarık biraz diğerlerinden ayrılıyorlar. Diğer takımların tamamı problem çıkartabiliyor. Şöyle düşün Yunanistan, Kazakistan'ı 5-0 yendi. Ben bu kadar rahat geçeceklerini düşünmüyordum bu arada. Kazakistan'ı çok izledim. Kazakistan elemelerde Danimarka'yı yendi. Yok evinde. artık. Tabii, tabii, tabii. elemelerde Danimarka'yı 3-2 yendiler evlerinde. Yani seviye hakikaten biraz daha yaklaştı. Onu da belirtelim. Tabii tabii. Yani şöyle daha iyi analiz yapabiliyorsun. Daha fazla maç görüntüsü var. Daha iyi yetişmiş teknik adamlar var. Bunları da ülkeler kullanıyor. E tabii canım yani bu devşirme oyuncular çıktığından beri zaten bu ülkelerde büyük e, bağlı oldukları büyük ülkelerin küçük ülkelerle ayırdığın zaman orada oynamayanlar direkt oraya geçiyorlar orada oynuyorlar ve orada da bir şeyler yapıyorlar yani. Yani biz iki sene önce işte fan kursta kime yenildik? Cebeli Tari hangisine yenildik? Faroy Adaları. Faroy Adaları'na Adaları yenildik Faroy ya. Üç yedik mı? hatta. Üç yedik ya. Yani düşünebiliyor musun böyle bir şey olabilir? 2 sıfır Ya da iki bir mi? Öyle bir skor aldık yani. Bunlar olacak şey değil. Misal yani. Gürcülerin kalecisi Giorgi Mamardaşvili, Valencia'nın kalecisi. Şu an form durumu olarak bizim elimizde böyle bir kaleci yok. Var ya niye yok? Form durumu olur. Ya olarak. dün iyi. Hayır yok. olur mu canım? Mert şimdi Mertgün adam ya çok iyi kaleci. Ya çok adam çok çok iyi kaleci de Mertgün kötü bir kaleci değil. Mert şu anda Beşiktaş'ın durumundan dolayı Beşiktaş'ın şu andaki mevcut durumundan dolayı gene dünyanın golünü çıkarıyor. Çok güzel işler yapıyor. Ya Mert Günöktür sadece top elinden bir kere kaçtı diye ona formsuz diyemezsin. Hocam Amar Daşvili, hani United, Newcastle, Tottenham gibi takımların şu an takip ya ettiği Ya ben bir şey demiyorum söyledim. ona yani ama evet. bizim milli takımda da iyi kaleciler Bence var şimdi. de kalecilerimiz şimdi Uğurcan, iyi. Uğurcan 1-2 sene önce Bence hayal ettirdikleri seviyeye gelemediler. Uğurcan da daha. Ya Uğurcan şimdi bir düşüş, takım düşüş şeyince o da, o da yaşıyor. Etkilendi. etkilendi çocuk ne yapsın? Şimdi Uğurcan kötü kaleci mi ya? 2 sene önce Avrupa'nın bütün kulüplerinin istediği bir kaleciydi ya. Evet. Yani ben eminim ki Uğurcan hatta e, eleme turunda oynadığı maçlarda milli takımda çok iyi maçlar oynadı. Serkan yanılmıyorsam bayağı da iyi oynadı, oynadı yani. Düne dönelim buradan madem. Mert'i nasıl buldunuz? Valla ben, ben Mert'in çok iyi bir kaleci olduğunu hala düşünüyorum. Çok <laughs> güven veriyor. Arka, hele dün bir tane gol top çıkardı. Çok kısa mesafeden. Savunmanın bir hatasını arka direğe yapılan bir ortada refleksi çok iyi. E, oyuna konsantrasyonu iyi. Sadece elinden bir tane top kaçırdı diye biz Mert'e formsuz diyemeyiz. Mert şu anda Türkiye'de en formda kalecilerimizden bir tanesi. Ay, Herkeza ay ben Uğurcan için de aynı şeyleri söylüyorum. Uğurcan'ın bu seneki takım performansında zaman zaman düşüşlerde olsa son oynadığı milli maçlarda gerçekten iyi performans sergiledi. Ve Montella ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nda ben e, her ikisinin de çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Hangisi oynarsa oynasın çok başarılı neticeler alacağını düşünüyorum. Yani ben kaleciler konusunda e, Türkiye'nin yani bizim milli takımımızın çok sağlam olduğunu düşünüyorum. Hatta ve hatta eh, savunma ve orta sahası çok güçlü bir Türkiye var. Ben mesela dün Ozan Kaba sanki onu 15-16 yaşlarında oynattığımız dönemlerdeki Ozan Kabak geri döndü. O zaman Serkan aynı özgüvenle oynuyordu. Evet. Çocuğun bir ara kayboldu özgüveni. O evet. Liverpool sevilenleri şuradan da bunlar. Ya yani çok genç yaşta çok büyük takımlara gitti. Bir dağıldı ama dün tekrar o eski Ozan 15 16 17 yaşlarında oynayan Ozan Kabak geri döndü. Yani en zor pozisyonlarda bile çok rahat hareket edebilen, çok rahat oyuna topu sokabilen bir Ozan Kabak geri geldi mevcut stoperlerimiz içerisinde mesela burada çok başarılı bir Abdülkerim var. Evet. Yani bir dahaki maç Abdülkerim bir dahaki maçta büyük bir olasılıkla oynayacak. Ona da şans verecek. Şimdi burada Merih Demiral var. Son haftalarda oynuyor. Bak Samet Fenerbahçe'de iyi maç oynamadı. Çok kötü maçlar oynadı. Ya ben dünkü maçta Samet'i de beğendim. Samet çok büyük hatalar yapmadı. Hocam çok Hocam, büyük bir hata yaptı. Güvenemiyorum ne ben ya. Yani gol Samet'in hatasından geldi aslına bakarsanız. Ayağın altından kaçırdı topu olabilir. Kaçırabilirsin. Diyorsun? Sonra gidip sırtı dönük adama faul yapma. Ya o şim... duran top penaltı oldu. Bak böyle oldu. şimdi bak. Böyle ufak şeylerle beraber. Hocam bu ufak şey maçın ne... neticesini belirledi. Kerem siz tabii tara... şey gözünden bizim bakış açımız farklı olduğu için hı hı. ben sana katılıyorum. Haklısın. ben Ama işin o tarafından oyunun tamamına resmin bütününe baktığın zaman de. yani çıktığı kafa toplar, santrofora topu aldırmaması, döndürme. Ya o hatayı başka bir stoperde yapabilir. Biz ona hata demiyoruz. Oyun içerisindeki bir aksiyon olarak bak. Ha ben Samet mi oynar, oynamaz mı bilmiyorum ama burada çok formda bir, bir Abdülkerim var. Çok formda şu anda Ozan var. İşlerini en net bir şekilde oynayan, iki senedir kusursuz oynayan bir Ozan var sürekli oynayan. Abdülkerim var, Melih var, Çağlar var, Servet var. Yani sayabildiğin kadar var. E, sol tarafta şimdi Rıdvan oynadı dün. Montello onu da çağırdı. E, burada bir Ferdi var. Sağ tarafta Zeki var. Barış Alper'le büyük bir ihtimalle Montello Avrupa Şampiyonası'nda bak dün oyuna onu sabek olarak aldı. Bu bir sinyaldir. Ben seni da burada Zeki'ye bir şey olursa en büyük alternatif olarak onu düşünüyorum. <laughs> Sinyalini de verdi. Yani orta sahaya baktığın zaman Hakan, İsmail, Orkun, ee, Arda Güler, Arda Güler, ee, o zaten Salih, Ex Özcan. Ha, Salih Özcan, Salih Özcan var ya, evet. Salih Özcan var. Alternatif o kadar fazla ki sıkıştın. İrfan Can, İrfan var. can var, Orada oynatabileceğin. Yani bir şey var, Can var. 10 numara oynayabilecek pozisyonda. Yani defansif olarak Kaan Ayhan'dan da faydalanabilirsin. Bravo. Orta sahada Kaan Ayhan orta sahada şampiyonada muhakkak muhakkak zorluk derecesi yüksek olan maçlarda Serkan bizim milli takımımızın ihtiyacı olacak bence de. Sıkıştın, sağ oynat. Sıkıştın, stoperde stoper oynat. Stoperi al. İçeride yani, değiştireceğin bir adam. Alternatif oyuncu gerçek bir joker. <laughs> hani şey diyoruz ya. Bunu bu sene en çok Okan Hoca yapıyordu. Yani biz eskiden beri bu tür şeyleri çok gördüğümüz için. Ya bir hoca takım içerisinde oyuncu değiştirmeden de oyuncuların yerini değiştirerek Aynen. taktik anlayışını değiştirebilir. İşte bunların elini güçlü tutacak en büyük oyunculardan iki tane zaten Galatasaray. Biri Kaan Ayhan, biri Barış Alper. Diğeri de Ferdi Kadıoğlu. Tabii. Bunlarla her mevkide oynayalım. Hatta İrfan Can da var hocam. İrfancan hadi. 8-10 sağa. Forvetten orta saha yani bunlardan savunmadan orta saha orta sahadan savunma yani bunların işi daha zor. Diğerinin forvetten orta sahaya evrilmek çok zor bir şey değil. Burada canı da alabilirsin, İrfan'ı da alabilirsin dediğin gibi ama önce şampiyonalarda başarılı olmak için Serkan hep onu diyoruz biz. Takımın savunmasının çok iyi olması gerekir. Turnuvada çok fazla gol yersen başarılı olamazsın. Takım savunmasını güçlü yapmazsan Başarılı olamazsın. Dün bizim takıma bakıyorum. Takım savunmasını önde yapıyor. Bu çok başarılı bir taktik anlayışı. Yani biz Avrupalı bir takım gibi önde savunma yapıyoruz. Savunmayı kalemizden uzak tutuyoruz. Montella'nın bu anlayışıyla birlikte ben ne bileyim yani dünkü maçın ben kayıp olarak görmüyorum dünkü maçı Tabii. da. Yani bir sonraki maçta da kaybedebiliriz. Bizim zaten mini takımımızın biliyorsun özelliği odur Serkan. Hazırlık maçlarını hep kaybederiz. Resmi maçlarda iyi oynarız. Yani kayıplar hiçbir zaman hiç kimseyi umutsuzluğa düşürmez. Yok yok dünkü maç umut verici bir maçtı bence de. E, kulüplerin gündemine bir geçiş yapalım. Bu bölümde bir 15 dakikamız var. E, federasyondan Süper Kupa açıklaması geldi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında e, daha önce 7 Nisan tarihinde oynanacağı duyurulan mücadelenin aynı tarihte Şanlıurfa'da pazar günü 7 Nisan pazar saat 21.30'da gerçekleştirileceğini ifade etti. Fenerbahçe 11 Nisan'da Olimpiyakos'ta yapacağı Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçı nedeniyle Süper Kupa'nın ertelenmesi için federasyona başvuruda bulunmuştu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci Serkan Korkmaz? Yani tabii zor bir konu bu. Iııı ee en başta en başta belki bu günler öngörülerek daha doğru bir tarih açıklanabilir miydi? Şu anda benim aklıma gelen bu. Ama bu olup bittikten sonra Olympiakos'un e, o maçtan önceki lig maçı ertelendi diye bir haber var. O doğru mu? Olympiakos'un o maçtan önceki lig maçı ertelenmedi. Ee, Playoff oynuyorlar. Play oynuyorlar. Oynayacaklar o maçı. <laughs> Pauk ve Olympiakos'un bir sonraki hafta ikisinin karşılıklı oynayacağı maç ertelendi. E çünkü ikisi de Avrupa'da devam ediyor. İkisi de Avrupa'da devam i̇kisi ettiği de için. İkisi de Avrupa'da devam ettiği için. E, sezon başında da benzer bir durum olmuştu hatırlarsanız. Evet. İkisi de kritik eleme maçları oynuyordu Fenerbahçe'de <laughs> Galatasaray'da. Avrupa maçlarında ikisinin de ertelenmişti evet. Yani normal şartlar altında rejenerasyon süresinin 48 saat olduğu bir futbol iklimindeyiz. E, ama <laughs> hani ben Fenerbahçe'nin erteleme talebini haksız bulmuyorum. Hani onu da söyleyeyim. E, konuyu inceleyen ve bu kararı veren Türkiye Futbol Federasyonu da e, onların yerinde de olmak istemezdim. Çünkü hani bir tarafta oynamak isteyen Galatasaray, bir tarafta oynamak istemeyen doğal olarak Fenerbahçe var. E, açıkçası zor bir durum ama burada şunu söylemek isterdim. Acaba ortam bu kadar gergin, saha dışı faktörler bu kadar ön planda olmasa, futbol dışı konularla ortalık bu kadar daha çok gerilmese, iki kulüp birbirine çok ağır ithamlarda bulunan suçlamalar getirmese, iki kulübün antant kalıp bu kararı ortak alması daha kolay olmaz mıydı? Yani biraz da hani annelerimizin lafıdır daha çok bakın bu laf anneler söyler. Babalardan gelmez bu öğüt. Oğlum işini bileceksin. Ya senin Avrupa'da kritik maçların olabilir. Avrupa'da kritik maçların öncesinde böyle bir maçın varken ortamı gerip gelmemek konusunda düşüneceksin. Trabzon maçı öncesi tek hedefi Galatasaray olan bir basın toplantısı izledik. Trabzon maçı öncesiydi. Mesela Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan. E şimdi o kadar lafı işiten Galatasaray yönetimini de onları da anlamak lazım. Aa tabii ki kabul edelim o tarihte oynamayalım, şu tarihte oynayalım gibi bir kabullenme yapsa kendi camialarına ya hem adamlardan hakaret istiyorsunuz hem de dediklerini yapıyorsunuz gibi bir eleştiri alacaklar. Yani o kadar zor bir konu ki bu. Yani Ama şöyle bakmak lazım. Olayın bilimsel boyutuna bakmak lazım. Fenerbahçe'nin kadro kalitesine ve genişliğine bakmak lazım. Mesela Fenerbahçe bu konuda çok zorlanacak bir kadrosu yok açıkçası bence. Çok geniş, gani gani. Az önce Beşiktaş'ı izledik. Milli takımdaki oyuncuları yok Forvet'te Abubakar burada, Kenarda Serkan Cenk burada, var Burada burada oynayanların da hepsi milli Tabii tabii onlar da milli Şu anda milli hani, takım Fenerbahçe'de oynuyor. kadro derinliği e, Bu maç Programını kaldırabilecek Kalitede ve çoklukta Hani oyuncu sayısı olarak da Fenerbahçe'nin de ben hani e, Boynunu büküp e, Mağdur edebiyatı Yapmasını doğru bulmam Hayır aslanlar gibi çıkar oynarız edebiyatını daha doğru bulurum. Hatta bunu Galatasaray maçında bir ekstra motivasyon olarak kullanırım. Yani Galatasaray karşısında e, Fenerbahçe, Fenerbahçe karşısında Galatasaray ekstra motivasyonlar çok iş görür o küçük detaylar. Yani bir anda bakın onlar bize izin vermedi, o zaman biz de onları yenelim motivasyonuna geçebilir Fenerbahçe camiası. Doğru. Ve ben mesela Galatasaray camiasının yerinde olsam yabancı hakem de olsun, istediğiniz yerde de oynayalım, istediğiniz saatte, istediğiniz gün oynayalım falan da diyebilirsin. Yani o an senin çıkarına hangisi geliyorsa, bu işin politik boyutu da var maalesef. Ve artık saha dışı faktörlerle iki camiye o kadar gerilmiş durumda ki, yani tarzlara göre değişebilir. Atıyorum Abdurrahim Albayrak olsa futbol operasyon başı başka bir tarz çıkabilir. Erden Timur olsa başka bir tas çıkabilir. Dursun Özbek başkan olsa başka bir tas çıkabilir. Adnan Polat olsa başka bir şey çıkabilir. Hani bunların hepsinden motivasyon değiştirmek artık oradaki seçilmişlerin atanmışların görevi. Ama ben genelde sporda birisi bana mobbing uygulasa hani neden Türk hakemle oynanmasını istiyorsunuz dese daha tamam, abi sen seç hakemi derim. Senin seçtiğin hakemle oynayalım derim. Anlatabildim mi? Boksörlerde vardır ya hani o dikleşme. Senin seçtiğin hakemle senin sağında oynayalım derim. En kötü yenilirim derim. Senin düştüğün duruma düşmem derim. Ne olacak abi? Maç bu ya. Yenilirsin ya. En kötü. Başına gelebilecek en kötü şey ne hocam? Yenilmek ya. Ne var yani? Dünyada yenilen ilk takım mı olacak? Bir dakika. Yani yenilince başına bir şey mi gelmiş? Ha, yani. ya? İlk defa mı yeniliyor takım? Ne var ya? Namusumla şerefimle çıkar oynarım abi. Ne var yani? Ha, yenileceğim ya en kötü. Ya bir futbol içinde yenilmek mi, bu kadar defa, kötü bir şey mi ya? İlk defa mı yeniliyorsun? Yani. Ya? Yıllarca. Ya ben sınıf. ona kızıyorum hocam zaten şu. Hani ülkeyi soktukları dönem ben hani Allah'tan da yurt dışındaydım yani çok da etkilenmedim. Psikolojimi de çok bozmadım ama kolay da değil yani. Sokakta yürürken hani Viyana'da çok sayıda e, Türk insan yaşıyor. Sokakta yürüyorum abi ne diyorsun Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon falan filan yani. Ya Viyana'dayım ya tatildeyim eşimle hani ama... Orada bile germişiz oradaki insanları yani. yani ne gerek var? abi? Ben ilk bu kadar defa milli araya gittiğimiz için sevindim. Ya senle tablo oynayacağız mesela. Hakem evet. şey ne olacak? Kimi istiyorsan olsun. Yukarıda evet. beşinci katta değil burada oynayalım. Nerede istiyorsan orada oynayalım. En kötü yenilirim Kerem. Doğru. Anlatabildim mi? Ya bu nasıl bir zihniyettir ya? ya? Bu kadar mı futboldan, spor ahlakından, spor etiğinden, spor duygusundan uzaksınız ya? Ben kendime güveniyorum kardeşim ne olacak? En kötü yenilirim. Boksör müyüm? En kötü dayak yerim yani ne var ya? Senin karşına çıkamayan düşünsün. Ben senin karşına çıkıp seninle kavga etme cesaretine sahibim yani. Ha bilmiyorum ya. Benim en çok sinirimi bozan şeylerden birisi Ünal Aysal döneminde Galatasaray'ın seri eşitken son maça çıkmamasıydı basketbolda. Hala anlayamadım. Neden çıkmadığını Galatasaray'ın o maça. Ne oldu ne geçti Galatasaray'ın bir derdini mi anlattı? Yok hakemler, federasyon. E ne oldu? Fenerbahçe şampiyon oldu. Sen olacaktın belki onların sahasında. Yıllardır sizin sahanızda kupa kaldırdık diye övünen Galatasaray değil mi? E basketbolda da yaşayacaktın bunu belki. Ne biliyorsun? Nereden biliyorsun? Maç oynanmadı ki daha. Ama çekti Ünal Başkan takımı. Ve Ergin Ataman'ın istememesine rağmen çekti. Evet. Oyuncular ve Ergin Ataman gitti konuştu. Başkan yapma gidelim oynayalım dediler ya. Daha iyi bir motivasyon var mı hocam? Ya başkan... Teknik adam ve oyuncuları dinlemeyip maça çıkartmadı takımı ve o günün sosyal medyasından, ve Galatasaray camiasından önemli bir destek de gördü bu kararı. Ne geçti mi? Yıl kaç şey mi? 2010 mu? 2010 mu? Serkan, olabilir. o gün diyorsun destek gördü ya. Bir iki sene sonra acaba o destek verenler biz yanlış yapmışız demiş midir? Galatasaray destek, destek verdi. Ben şey. o zaman söyledim yanlış yapıyorsunuz. Yok, diye yok Hala yok, yok. da söylüyorum. Bir iki sene sonra çekilmek ne demek ya? Aklı Selim düşündüğü zaman. O bir yanlıştı belki de kendisi de söyledi. Çekilmek söylemiş. ne demek abi? Çekilmek ya ne demek? Neyden çekiliyorsun bu ya? ya? Nasıl ya? Final maçının, final sesinin son maçından çekiliyorsun. Senin 5 katın fazla maliyetle kurulmuş takımdan çekiliyorsun. Kazanırsan tarih yazacağım. Bu fırsatı o çocukların, o koçun elinden aldın. Yani belki çok büyük bir gurur ve mutluluk yaşayacaktı Galatasaray. Orada olması da çok büyük başarıydı zaten. Ya o maçı oynaması başlı başına bir zaten olayı ya. Yani Galatasaray Hala yola diyenler var ya. Galatasaray zevkli canlısı. maçlar var ya. Bunları Nasıl demeçlerle falan, abi ya? falan bir noktaya getirmek hiç bilmiyorum. Ben anlamıyorum. Için şey ben sağın falan. içinde kalmayı tercih ederim. Hı -hı. Kerem. Aynen. Ben sağın içinde kalayım. Ben artık bu demeçlere falan verecek cevabım yok. Çünkü ben Futbolu artık böyle demeçlerle falan yorumlamak için buraya gelmiyorum, gelmek o konuda da gelmek sahi istiyorum. Sahi konuşmak istiyorum. Ben sahi konuşmak ya. istiyorum. Aynı kanaatteyim sizinle. Yani Aynen. ben onların kendi arasındaki kavgaları burada konuşup da ben onlara sağlıklı şey bir ortam olmak istiyorum. Sağlıklı, sakin kalmak gerekir. Ya biraz sakin olalım, bırakalım, futbolu futbolcular oynasın, teknik Aynen. adamlar yönetsin. Abicim siz de herkes de işini yapsın ya. Bu yani biz futbolun markasını yukarı çıkaracağımız yerde aşağı indiriyoruz. Ya yani ne gerek var bunlara ya? Sonuçta her sene birisi şampiyon oluyor, olmuyor ya. Bir sene birisi oluyor, bir sene birisi oluyor. Serkan demin ne güzel dedi. Ya yani sen kaybedersin bu maçta bir daha en maçta, kötü kaybedersin öyle, hocam ya. Hayır, hayır. En kötü kaybedersin. Serkan ya. ömür boyu kaybetmiyorsun ki. Sen Aa, kaybedeceksin, öbürü kaybedecek. Seneye sen kazanacaksın. Seneye sen ne ya var futbol ya? böyle güzel oluyor ya. Biz bunları konuşmazsak yok hiç bu kadar gerilmemiş. Biz de her şeyi bu, bu, bunlara alet olursak. Ya olmaz yani insanları germeye gerek yok, sakinleşmeye bir de şunu gerek yok. Bilemiyorum söyleyeceğim hocam, yani hiç bu kadar gerilmemiştik. Her sene bu kadar geriliyoruz. Her sene. Ya konuşmaya da sadece şey siz unutuyorsunuz. Yani. Sadece roller değişiyor. İşte bir sene A takımla B takım çek çekişiyor. O söylemler hep aynıdır ya ha. ben 1993'ten beri şunu duyarım. Hakemler bizim Ali. Hakemler hiç bu kadar kötü olmamıştı. Aynen. Niye hoca kovdun oldun abi o zaman? <laughs> Madem hakemler yüzünden şampiyon olamıyorsun, niye hoca kovuyorsun abi? Niye hoca kovuyorsun? Niye oyuncu gönderiyorsun? Her sene 15 tane futbolcu alıyorsun. Madem hakemler bu kadar hatalı. Niye sürekli yönetim kadronu değişiyor? Demek ki sen hatalı olduğunu biliyorsun. Sadece hani cambazı gösteriyorsun. Ben yemiyorum. Hala yiyen varsa ve bunu yiyip birbirleriyle kavga eden varsa. işte hani biz Şenol Hoca ile burada farklı görüşlü olup birbirimizi yedireceklerini falan zannediyorlarsa. Yani onlar avcunu yalasınlar. En kötü <laughs> maçı kaybedersiniz ya. Çıkın oynayın ya. Ne var ya? Veya sağlıklı bir ortam olur. Galatasaray'la Fenerbahçe sportif bir rekabetin içindedir. Borussia Dortmund'la Bayern Münich gibi atıyorum. Manchester United'la Liverpool gibi. Orada Türk futbolunun lehine doğru olan nedir? Bu maçın ertelenmesi mi? Ertelenmemesi mi? Sağlıklı bir ortam yok ki. Karar alınamıyor. Serkan ikimiz bir de aynı şeyi düşünmek zorunda Aynen değiliz. Abi. Bak ben sana net bir örnek vereyim. Bizim maçlardaki hakemlere konuşan vara gidiyor ya hakemler mesela. Gidip konuşan futbolcu topluluğuna bir bak. Bir de Premier Lig'deki vara giden hakemin yanına gelen futbolcu topluluğuna bak. Aynen. Bizdekiler gidip bağırarak, çağırarak hakemle konuşuyorlar. agresif bir şekilde hakemle agresif. Premier Lig'deki hakemler futbolcu geliyor. Hakem anlatıyor ona böyle böyle. Futbolcu kibar bir şekilde soruyor. Ya bak işte bu sahanın evet. içinde de bu olayın içine girmiş herkes. Aynen. Için, gole giderken maçı bir an bitirdi önce adam sakinleşmemiz ya. lazım ya. Grilish gole giderken maçı bitirdi adam. Böyle bir ne yaptın hoca falan yaptılar. Bitti gitti yani. Ya onu bırak geçen nerede ya? Orta yaptı. Real Madrid'in maçı. Abi o ya. Real Madrid maçı. Ya haken. gol oldu top hakem maçı bitirdi. Hayır, bu arada. Onu sen büyük Türkiye'de olduğunu düşün. Orada. Ne oldu? It, it, ya İspanya birbirine girdi mi? Kendim girdi. haberler. hocam girdi. Girdi ya, mi? Yok, girdi. girdi. Valla. Ya bu kadar değil. Bizdeki kadar değil. Yani bir de bu vermedi. Bu o sezon, kadar da konuşulsun ama. Bu sezon, bu sezon Premier Lig'de olan hatalar, ya yani bizim ligde bu seviyede hatalar azla. olmuyor. Bak o seni İngiliz mi? hakemler destan yazdı şey hocam bu kadar mi, kötü olmaz ya. E, son Liverpool City maçındaki evet, penaltı izledim. pozisyonunu. Var kayda açıklandı. Ne diyor? E, diyor ki e, görüntüde diyor görüyoruz diyor. Topa müdahalesi var diyor Dokü'nün. Halbuki Alexis McAllister'ın göğsüne vuruyor direkt. Hani topla ya, karışık o kadar net göğsüne o. vuruyormuş gibi anlatıyorlar. Ya i̇şte gösteriyorum diyor. Ya Görüntüyü izliyorsun ağır çekimde. Şaka gibi. Top göğüsten sekiyor. Jeremy dokunun tabanı Alexis McAllister'ın göğsünde. Ha bir de kırmızı kart yani. Kırmızı kart olabilecek bir pozisyon. Olabilecek mi? Kırmızı yani, ya. Vermedi mi ona? Vermedi penaltıyı. Şampiyonluğumuz gitti. <gülüyor> Şampiyonluğumuzu <gülüyor> çaldılar. <gülüyor> Vay Liverpool'la kardeşim. Olsun, üzülmese de yaşanıyor Yok, daha bitmedi bu iş. daha Yok. sonra kim gelir? İnşallah Xabi Alonso. Ama Bayern Münih'e gitme ihtimali de kuvvetli. İkisinden biri olacak gibi e, görünüyor. Real Madrid'in de bu arada ilgisinden söz ediliyor. Xabi e, Alonso'da şöyle bir durum var. 7-8 yıl önce futbol oynarken dahi hayalinin Liverpool menajeri olmak olduğunu söylüyor. Yani o takımın taraftarı aynı zamanda. Şu Liverpool da bu var. Ya? Şu sıralarda devam eden bir maç var. Ha şu sıralarda değil. 18'de başlayacak. Liverpool'la Ajax'ın efsaneleri e, Enfield'da bir özel maçta karşı karşıya gelecekler. Bundan yaklaşık bir, bir buçuk ay önce İngiltere'nin eski milli takım teknik direktörü Sven Goran Eriksson Kanser hastalığına yakalandığını ve ömrünün epey az kaldığını, belki bir yıldan daha az olduğunu açıkladı ve Onu o dönemde kimse bilemez, Allah bilir. Bilemez tabi ama işte yani Öyle, doktorların evet, şey ifade ediyor. Biz de şey, kim gene şey Nedir o? Hocam abi. kendisinin söylediği kendim şey. Ben hani kendi ifadesini, ifadesini Allah söylüyorum. Uzun ömürler verir. Abi, en, en büyük üzüntüsünün de spor hayatında ve hayatında Liverpool'u çalıştıramamak olduğunu, kulübün çok büyük bir taraftarı olduğunu ve bunu yaşayamadan öleceği için mutsuz olduğunu, bu, bu durumun onu mutsuz ettiğini söyledi. Sven-Göran Eriksson bunu dile getirdi. E, Liverpool'da bu Ajax'la daha önceden oynanması planlanan veteranlar efsaneler olsun. maçında, veteranlar Efsane maçı var. ama Steven Gerrard falan oynuyor yani. Oo. Hani e, sağlam bir kadrosu var Gitman iki takımın da, da. Olabilir Ajax'ın kadrosuna bakmadım bakarız. Liverpool sven goran Eriksson'a bu maç için takımı çalıştırmasını e, istedi Liverpool'dan böyle bir teklif geldi Sven Goran Eriksson da kabul etti bugün Enfield'da oynanan mücadelede Liverpool efsaneler takımının başında olacak arkadaşlar mi? futbol Gördün bu işte futbol bu işte evet, futbol bu, bu abi. Abi. çok ya. çok güzel bir insanların hikaye. hassasiyetini görüyor musunuz biz o vurdum kırdım yaptım ettim ya demek yok falan... Serkan korkmaz Galatasaray'ın hakkını koru yok Chanel hoca neden fenerin aklını koymuş? ya bu değil abi ne yapıyorsunuz? Liverpool'un ya? 11'i de açıklanmış Dudek, Kvarme Biz aynı takımdayız abi. Evet Dude Kvarme, Şkirtel, Ager, Fabio Aurelio, Maxi Rodriguez, Momo Sissoko, Jay Spring altyapıdan çıkan bir oyuncuydu. Altyapıdan çıkmıştı, beklentiler vardı ama alt lig oyuncusu olarak bitirdi. Babel, Gerard, Fernando Torres Liverpool'un 11'i bu. Şimdi kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler İlerleyen dakikalarda yeniden birlikte olacağız. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Galatasaray'la alakalı konuşacağız. Hakim ile ilgili bir haberimiz var onu ekranlara getirelim. Hakim Ziyeş'in sözleşmesindeki detaylar belli oldu. 15 maç sayısını geçen faslı futbolcu sezon sonuna kadar diş sakatlığı yaşamadığı takdirde Galatasaray'ın oyuncusu olacak. Haberimizi izleyelim sonrasında konuşuruz. Hakim Ziyech Galatasaray'da tartışılan oyunculardan biri. Çok fazla performans vermedi ama sahada olduğu sürede kalitesini gösterdiği anları da Galatasaray taraftarına yaşattı. Birkaç maça da etkisi oldu Faslı oyuncunun. Ama gelecek sezon Galatasaray'ın oyuncusu olmalı mıydı ya da olmalı mı? Yani Hakim Ziyech'ten bahsederken ne diyeceğimi de bilemiyorum. Şöyle önümü ilikli. Yani çok büyük Şöyle demene. düşünelim. Yunus Akgün dönecek gibi görünüyor. Yunus Akgün dönecek. Leicester'ın bonservisini alması evet. düşük bir ihtimal. Nicolo Zaniolo dönecek gibi görünüyor. Ve Tete var o pozisyonda. O da gitme olasılığı yüksek Genel olarak oyunculardan e, bütün gibi. kulüplerimizin futbol planlamalarında sıkıntılar var. Hani takım mühendisliği falan diye tabirlerde büyük problemler var. Galatasaray'ın bu sezonki kadrosunda da yani sol bek yokken e, Avrupa sınavlarına başlamak. Şampiyonluk yarışına Okan Hoca'nın büyük maharetleri. Ve devam etmek. Ve devam etmek. Ee, sonra sağ bekini yetiştirememek. E, sakat çıkması, sol bekini Avrupa'ya yetiştirememek falan sırasında. Bir bakıyorsun Galatasaray'da yedek kulübesinde. Sezonun en kritik lig ve kupa maçlarında yedek kulübesini sayıyorum. Wilfred Zaha, Hakim Ziyech, Vinicius, hani... Böyle gidiyor yani. yani böyle bir yedek ya, kulübesi var. Şimdi Hiç bu 11'e koysan planlama ürünü niye 11'de değil. oldu diye aynen, yani, mi yani Ne demek ya daha <laughs> Hakim Ziyeş? Yani şaka mı bu? Premier genel en önemli oyuncularını sayıyoruz. Kötü bir şaka olsa gerek daha geçen yıl izlediğimiz adamlar yani. Ee, tabii bir tadiç etkisi yaratmadı e, Galatasaray'da. Fakat yani şu anda Türkiye'de mesela Aa, Hakim Ziyeş Türkiye'de diye bir haber görsem ben. Mesela iki yıl önce. Abi heyecanlanırım ya Hakim Ziyeş gelmiş niye geldi acaba falan derim. Ee, ama tabii Galatasaray'da önümüzdeki yıl oynaması hem rasyonel görünmüyor hem de hani Galatasaray'ın ihtiyacı dahilinde bir durum gözükmüyor. Ama kimse bana şunu diyemez. 8 maç kaldı değil mi hocam ligin bitimine? Evet. Bu kalan 8 maça damga vuran isim de olabilir Hakim Ziyeş. Öyle büyük bir futbolcudan bahsediyoruz. Bravo. Ki. En doğrusunu şimdi söyledin Serkan. Yani Acaba fazla süre alsaydı. Aynen. Hakim hiç daha mı fazla damga vururdu çünkü Baştan ne güzel izah etti. Çok acayip. Çok kaliteli abi. bir oyuncu. Yani yüksek düzeyde kaliteli pas bir. Pasları son maçta attığı 3-4 tane top bu sezonun en unutulmaz Galatasaray'ın paslarından attığı kritik tanesi. goller. Yani, eee Manchester maçında biraz şanslıydı onu itiraf edeyim. Yani kalecinize... Kaleci yedi golleri biraz. Ya, öyle vardı. öyle bakmayacaksın olaya. Önemli olan Sen o şutu o, o şutu vurmak Aynen. önemli evet. lan ya. Yani şans tabii ki futbolda biraz Ama KBS şöyle bir adam ki o kalecinin o sıralarda zor bir dönemden geçtiğini falan da bilir yani. Tabii ki. Hani o Ben bunun üstüne vurayım. Buyur. Bu arada ilk gol zaten organizasyon. Yani barajın tabii, tabii. içine giriyor Galatasaraylı Aynen. oyuncular çıktıkları yere Ziyeş vuruyor. Yani çok büyük bir futbolcu. İzlemekten keyif alıyorum. Galatasaray'a çok mu lazım bilmiyorum. Ama öyle bir 8 hafta yaşarız ki en sonunda <laughs> bak gördün mü hakim Ziyeş'i falan da diyebiliriz. Çok karışık yani. Karışık işler bunlar. Ha mesela Tete için hiç gerekli değilmiş dersin. Ya Barış Alper var işte. Yunus niye gitti dersin. Mesela. Evet. Ama hani Hakim Ziyeş için diyemezsin. Hakim Ziyeş sana 80'de 0-0'lık bir maçta oyuna sokarsın. Kendisi zatı muhterem kabul ederse bunu bu arada Yunus'un gitmesi de iyi olmuş olabilir. Bravo. Dün tam çok tam şimdi onu göründü. düşünüyorum. Evet. Yunus'un gitmesi bence hem Yunus için hem Galatasaray için çok faydalı olmuştur. Yani Yunus bana bu göre sene değil sanki hocam ya. Bu yok sene Yunus Yok Yunus çok iş yapardı. A, şu İş yapardı ama oynar mıydı acaba? Bu duruma bak şimdi bu kadar Bence Zah, oynardı ya hepsi döküldü. Ama Serkan Zaha'yı transfer ediyorsun. Ziyeş'i transfer ediyorsun. Tete'yi transfer ediyorsun. Barış Alper var. Kerem Aktürkoğlu var. Şimdi Yunus'un gitme isteği de belirmiştir burada. Evet evet. Ha, ben burada istemedi. oynayamam. Yedek ah, kalırım diyorsun. düşüncesiyle. Abi bir de gittiğin yer İngiltere yani. Tabii tabii. Premier Lig'in bir altı, Şampiyon Tüpe gidiyorsun yani. Yani az bir lig değil bak ama Yunus da orada kendini geliştirmiş. Farklı bir oyuna dün mesela ben programın başında da söyledim. Çok geliştirmiş kendini, çok iyi bir pozisyona gelmiş. Onun için Yunus'un gitmesi iyi oldu. Hem kendisi için hem Galatasaray için. Ha seneye maç sayısını tamamlaması lazım değil mi? Orada kalması için eğer transfer olacaksa. Bundan sonra belki de sürekli şans alıp da orada da kalabilir. Tabii Bilmiyorum çok, kaç maçta Çok var. enteresan da bir bir şey var ortada. Yani Okan Buruk'un geldiğinden bu yana çok başarılı buluyorum ben Okan Buruk'u. Gerçek bir winner zaten her şeyden önce. Kafasındaki şey hani 3 Türk oyuncu oynatma zorunluluğunun da o sıralarda hani çok kafa karıştı. Seneye bir öyle önemli. bir sıkıntı da yok. Ha Seneye öyle bir sıkıntı yok. Solda Kerem, sağda Yunus'tu mesela. Solda Kerem, sağda Yunus Ama başladı. Ama geçen sene Ama çok olmadı. başarılıydılar. Daha şampiyon oldukları sezondan bahsediyor hocam. Evet evet, başarılı geldi Kerem çünkü çok Kerem, başarılı. Kerem oradan... Yunus Adana Demir'den ise, çok başarılı geldi. Evet evet, Kerem orada sıyrılmayı başardı mesela. Evet. O cendereden çıktı. Mücadeleyle, biraz şansın yardımıyla, hocalarının titremesiyle... Yunus ise Kerem'le girdiği psikolojiden çıkamadı. Kerem birlikte girdikleri o psikoloji, psikolojiden çıktı. Birbirlerini de çok etkilediler ve tetiklediler olumsuz yönde. Kerem kurtardı ama. Bravo. Hani demek ki Kerem'in bilmiyorum hiç tanımıyorum. inanın bir fikrim yok. Menajeri kim bilmiyorum. Hani ailesi belki yakın çevresi arkadaşları belki hocalarının söylediğini dinleyen çalışkan öğrenci modelidir. Yunus daha duygusal bir tip çabuk demoralize oldu. İşte gitmek istemesi gibi. Oysa kalsa Mesela Kaan Ayhan, sez kariyerinin en çok maç oynadığı sezonunu oynadı. Oysa ki bu kadar deneyimli bir oyuncu bu sezon mu olmalıydı o mesela. Yani bir de o, o, o var ama şöyle Kaan Ayhan mesela oynatıyorsun. Her koyduğun mevkide başarılı oluyor. Evet. Oturtuyorsun. Bir kere ben ağzından oturuyor, oturuyor, kötü bir demeç verdiğini niye oturuyor? Bir tane sakız çiğneyerek attığı imza sahnesi hatırlıyorum. Tek kötü ya imajı Kaan'ın o benim ya kafamda. Herkesin Ama küçük o, o, o da, da mazur görülebilecek. Erkan ya öyle herkesin öyle şeyleri vardır. Hocam sonuçta bizim kültürümüzde ya böyle bir şey yok. Kaan'ı iyi küçük, bilen bir küçük, küçük bir çocuğu. Küçük ayrıntılara da fazla takılmamak lazım. Çünkü Kaan Aya'nın sağ, sağ, içerisindeki... yanında bana Disiplini Tuhaf var ya inanılmaz ya Oturtuyorsun evet. oturuyor Oyna Doğru. diyorsun oynuyor O mevkide oyna diyorsun orada oynuyor Galatasaray bu sene çok katkı verdi ya İnanılmaz Yani böyle oyuncular her hocanın çalışmak isteyeceği oyuncular Sağ beke koydu Sol beke koydu Stopere koydu Orta sahaya koydu Sen Barış Alper diyorsun da Barış Alper'den bir çok daha fazla mevkide oynayan bir oyuncudan Doğru. bahsediyoruz Gerçekten öyle hocam Yani Okan Hoca da ondan Her mevkide istediği verimi aldı bir de olaya öyle bakmak lazım. Barış Alper'in sol beki sağ bekinden daha iyi yani bence şu ana kadar gördüğüm evet. kadarıyla. Sol bek performansı. Yani bakıyorsun her yerde oynayabilen bir oyuncu. Yani hocaların hep çalışmak istediği oyuncu. Biraz önce de dedim ya yani bazen oyuncu değiştirmeden de oyunun taktiğini, oyuncuların yerini değiştirerek alabiliyorsun. Bunu Okan Hoca da çok başarılı bir şekilde yapıyor bu sene. Okan Hoca'ya da tebrik etmek lazım yani bu konuda hoca hem takımını geliştiriyor hem kendi kişisel gelişimi de bir yandan devam Ya bir şey ediyor. söyleyeceğim ya. Berkan'ı stoper yaptı. Ya bunu bak <laughs> mesela bas, bizim bu bak kamuoyunda biz yorumcular olarak ben geçen de dile getirdim burada bu mevzuyla ilgili. Ya bunu kimse dile getirmiyor ve Berkan de Serkan inanılmaz iyi oynuyor Gerçekten ya. Gerçekten mi? İnanılmaz iyi oynuyor. Çok başarılı oynuyor. Niye biliyor musun? Galatasaray'ın oyun planında zaten geriden oyun kurmak var. Geriden oyun kurmanın en büyük özelliklerinden birisinin Berkan taşıyor zaten. Topu oyuna çok iyi sokuyor. Bak çok zeki, akıllı bir oyuncu. Süratinin fazla Kuzlu. olmamasına rağmen bak çok fazla sürati yok ama algısı ama hep yüksek. Hep koşuyor. Algısı yüksek, pozisyon alması yüksek olduğu için pozisyon hatası da yapmıyor. Yani bunları düşündüğün zaman Okan Hoca var ya yani oyunculardan maksimum derecede performans alan yegane hocalardan bir tanesi yani onu evet, etmek maksimum. lazım. Hatta hani derler ya çocuğa pijama yapmak, suyuna pilav pişirmek gibi neler yaptı ya? E, Kerem bir, Demirbay bayağı bir şapkadan tavşan çıkarttı. E, Kerem uçak. Demirbay olayına bakın abiciğim son iki aydır Kerem Demirbay takımı sırtlıyor. Oynamadığı mevkide hı hı. ki öncelikli mevki değil. Öncelikli değil. Forvet arkası oynayan, forvete yakın oynayan bir oyuncudur. Ya onu ikili Torera'nın yanına 6-8'in 8'ine koyuyorsun sen. Ve orada başarılı oluyor. Aynı zamanda 10 numara görevi de oradan ileriye doğru destek, katkı vererek 10 numara görevini de başarılı bir yerine getirmiş oluyor. Yani geriden oyuna katılımıyla. Yani bu tür şeyleri yapan hocalar her zaman başarılı oluyor. Onun için e, Okan Hoca'nın e, bu sene geçen sene gerçekten lige damgasını vuran bir hoca olduğunu görmek lazım ya. Yani. Ya. Yani şimdi Okan'ın yanında bunu söyleyince Okan Burun'un yanına İsmail Kartal'ı da koymak lazım. Şimdi ben aslında o kadar garip bir durum var ki ikisi de şu anda Avrupa'nın en başarılı hocası. Puan ortalaması olarak. Puan ortalaması ya. olarak yani bunların ikisinden birisi şampiyon olduğu zaman Serkan, yazılı diğeri diğeri şampiyon diğeri başarısız mı olacak? Hatırla Maalesef. Premier Lig'de iki sene önce Manchester City ile Liverpool 100 puan üzerine 99 puandan mı ne ikinci bitirdi hmm. Liverpool. Sen Liverpool... İki, iki sezon öyle oldu. Hayır, Son hayır. hafta. Şöyle ama puan olarak evet. galiba yüzü çıktı mı bilmiyorum ama 99 puandan Klopp Liverpool'da ikinci oldu ya. Evet. Tam net bilmiyorum ama bir bakarsan. Söyleyeceğim hocam şimdi. Ya çok yüksek bir puandan ikinci oldu. Kulüba kimse başarısız dedi mi Premier Lig'de? Demedi. Yani sosyal medyanın ve... 21-22 sezonu City 93 puan, Liverpool 92 puan. City de bu arada Aston Villa karşısında 2-0 geriye düşüp 3-2 kazanmasa olmayacak. Şampiyon olacak Liverpool. Tabii yani. yani 90... Bir sezon daha var böyle onu da söyleyeceğim. Yok o senin baktığın o değil. 100 puanlara yakın sezon. Ee, o 5 sezon önceydi diye hatırlıyorum. 18-19 olabilir. Bir saniye bakıyorum. O sezon daha da fazla puanı vardı sanki takımların söyleyeceğim hocam. bir internet problemi var. Yani, <laughs> evet var. Yani yardım Ama gibi. buradan kaynaklı değil. Evet. Rejideki arkadaşlarımız yardımcı olsun Ya yani sosyal medyada da bir problem var. Evet. X'te ve Instagram'da ya o sezona giremiyorum yani şu anda o sezonu göremiyorum. 18-19 sezonu olması yani lazım. Yani onu yani ben karşılaşmak istediğim aslında o yani kulüp orada ikinci oldu ve devam etti. Ondan sonraki sene de şampiyon oldu galiba yanılmıyorsam. Evet. E şimdi aynısı Okan Buruk'la İsmail Kartal için de söylemek lazım. Ya Kafa kafaya gidiyor yani velev ki bundan sonra... Bir kırmızı kart var hocam 98'e 97 bin. E i̇şte bak ben evet. hatırlıyorum ben 99 dedim ona City, yakın bir şeymiş. 2 beraberlik 4 yenilgi, Liverpool 7 beraberlik 1 yenilgiyle e bitirdi işte. sezonu. E şimdi ne oldu? Lütfen Yılmaz bu arada aday kadrodan çıkarıldı. Macaristan mücadelesinde sakatlanıp 22-23. dakika civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yerini Mert Müldür'e bırakmıştı ve Avusturya'ya karşı milli oyuncumuz ne yazık ki forma giyemeyecek. Bunu da belirtmiş olalım. Geçmiş. Yani bir Barış Alper'i görebiliriz sol bekte <laughs> Avusturya maçında yani her mevkide oynadığı için. Yani tabii, tabii. işte bak fazla mevkide oynamanın en büyük avantajları ne biliyor musun? Yani milli takıma da Serkan gittiğin zaman bir boşluk buldun. Mesela Barış Formayı Alper'ine yiyorsun. forvet değil mi bildiğimiz orijin forvet. Ya forvette birçok adam olduğu için Şimdi Barış Alper hem sağ bek hem sol bekte oynadığı için. Bir kırmızı için, kart var demişim galiba millet, öyle mi dedin? Evet evet bir kırmızı. Tamam, bir son dakikamız var. <laughs> o da ekranda. Ben de kırmızı Özür kart diliyorum. nereden çıkıyor? Kırmızı ya kart Ya Bir yok. kırmızı var diyecektim. Bir kırmızı var diyecektim belki. Ee, Ona kırmızı isterim. kart açıyor. Özür diliyorum. Yani onun için Barış Alper'in Galatasaray'da birçok mevkide oynamasının avantajını belki de şu anda milli takımda kendisine aslında formuyla beraber her yerde yer bulabilir de sağ bek de olsa sol bekte olsa yer bulacak. Onun için ben genç oyuncu kardeşlerime onu öneriyorum. Hocam seni nerede oynatıyorsa sana demek ki güveniyor ki o mevki dese ya bundan kaçınmayın ben orada oynamam benim yerim orası değil. Ya iyi futbolcunun yeri diye bir şey yoktur. İyi futbolcuysan her yerde oynasın. Barış Alper'i kendime benzetiyorum ya. Sol açık başladım, Libero oldum, stoper oldum. Sonra ön numara 6 numara oldum, sol bek oldum. Sonra 8-10 oldum. Forvet arkası oynadım. Ya bir sağ açık, sol açık oynadım. Santrofor oynadım ama. Asla ters ayak koysa birisi Bir sağ, sağ açık, de, da sağ açık bir de kaleci oynamadım ben ya. Sağ açık da oynarmışsın aslında ters ayak? He, onu şeyde oynuyordum mesela. Okul maçlarında oynuyordum. Hmm. O zaman ters ayak modası yoktu bizim hmm. dönemde. Yani ben, daha sonra belki bizden önce vardır. Biz onu çocukluğumuzda Özellikle Ronaldo Mustafa vardı falan Denizli de döneminde ya. başlatıldı. Benim hatırladım. <laughs> Muhakkak bizden önce de vardır. O dönemlerde başladı ters ayaklı. Yani çok mevkide oynamanın, yani sen de halı sahada oynuyorsun. Sadece kendini forvet olarak görme. Zaman zaman savunmaya da geç. Savunmadakilerin neler çektiğini... Hocam benim ikinci pozisyonumu biliyor musunuz? Ne? Kale. Kale. Ya, onu söylemiştim zaten. Ha şimdi nereye geleceğim oradan? Hakemler. Ya futbol oynayın ya. Sadece koşmayın. Ya aranızda maç yapın. Daralan maçı yapın. Hı hı. Temaslı futbolu öğrenin. Temaslı futbolda sen adamın neresine vuruyorsun, faul olduğunu çalıyorsun ya, bir de yaptığın hareketle, eylemle onu hisset, gör. Tabii çok fark eder. Çünkü o hakemler de kendi arasında olduğu zaman eminim ki birbirine itiraz edecek. O fauldü, bu fauldü. Sen verdin, ben vermedim hesabında. Her işi yaparken o işten gelmek lazım. Neden biz diyoruz ki hakemlerin futbol oynaması lazım, geçmişinde bu futbol... Yani Erman Toroğlu, adam bayağı futbol oynamış. Futbol oynadığı dönemde, ben bunu daha önce de anlattım. Bizim İskender'le birlikte Şekerspor'da beraber evet, oynuyorlar. Evet. İskender İskender bana anlatmıştı. Ya dedi, Şenol dedi ya, Erman abi dedi. Biz dedi oynarken dedi bize hakemlik dersi verirdi. O zaman koymuş adam ha hakemlik evet, kafasını evet. Bak şimdi, adam oradan beri çalışıyor. Şenol Güneş örneğini vereyim. Trabzonspor'da oynuyoruz beraber. Son seneleri yakın Serkan. Ya antrenör ne yapıyorsa Şenol abi yazıyor, Şenol abi yazıyor. Şenol abi antrenörlüğü kafaya koymuş. Şenol Güneş'ten bahsediyor. Hı hı. Antrenörlük kafasına koymuş öyle gidiyor. Yani sonuçta gene hakeme geliyorum. Ya hakemler oynayın top kardeşim. Gençliğinizde oynamamış olabilirsiniz. Ama orada Riva'daki testlerde orada küçük halı saha var. Hı hı. Ya orada gidin 6'ya 6, 6 7'ye 7 oynayın. Daralandı da oynayın. Birbirinize temas edin. Kafaya çıkın. Şarj nasıl yapılır? Yani bunları hep Görsel olarak size anlatılıyor. Oyunu daha iyi anlamak Teorik için. Teorik olarak anlatılıyor ama bunun aktif olarak sahadaki reaksiyonlarınızı nasıl vereceğinizi görün. Bak bunları yapanlar var. Ben örnek verdim Cüneyt Çakır. Zamanında İnanılmaz biz onunla Ya ben ona var ben ya. Izledim. Biz... İnanılmaz futbol oynuyor. Ya biz oynuyorduk. Rıdvan, Rıdvan Dilmen'le karşılıklı oynadılar. Takım aldılar yıllar önce. Cüneyt Çakır'ın takımı yenerken biz böyle Cüneyt Çakır'ın Oynadığı topa hayran olmuştuk. Ben Cüneyt Çakır'a ne dedim biliyor musun ya? Rıdvan gibi süratli sağ açık Aynen oynuyor. Aynen abi çok acayip oynuyor. Biz oynuyorduk hakemlerle eskiden. çok geçirmişler. Hakemleri ben. bize getiriyorlardı bak. E. Eski e. Evet. hakem hocaları Hatta babasıydı merkez hakem kurulu başkanı Ser Hı -hı. Serdar Çakır. Ya bana derdi o bir derazla maç yapalım. Hakemleri alalım gelelim. Veya gelir bir maç yapalım. Ya onlara maç yaptırıyordu. En iyi antrenman diyorum ya. Tabii ki. Ya öğrensinler kardeşim ya bu kadar da yani hep her maçta hakem konuşmaktan bizler de yorulduk. Hakem Aynen da hakem konuştu. eleştiriyoruz, futbolcu eleştiriyoruz. Biraz da meslektaşlarımızı bir eleştirelim. Dün mesela Macaristan'ın ikinci golü sayılmayan hani bir gol oldu ya. Evet, olsa, bariz offside. Bariz offside. arkadaşıma sesleneyim buradan. inanın şu an hakim Ben orada zaten bu gol offside dedim. Aynen. Hiç uğraşma Söyle abi. Bu. Hatta şunu söyle bak büyülü bir sözcük var. Bence bu bence offside de ya. Ölmezsin yani. Her kararı da seyirciye bırakmadı. Kabak gibi offside ya. Yani kesin offside deme de. Ha. Bence de. Çok ya güzel. Bence offside de, yani büyük bir ihtimalle de var sonucundan da de bizim deyimize karar çıkıyor. Diyemiyorlar abi. Bak sen de maç spikerisin. Deliriyorum ben orada. Ya kardeşim kabak gibi offside ya. Kabak gibi. Ha. Ben hemen gol olduğu anda dedim zaten. Şimdi bak oldu. futbolcuyu eleştiriyoruz hakemi eleştiriyoruz, teknik adam eleştirdik. Hani affedersin aslında ama meslektaşlarımızı e, da eleştirme zamanı değil Bu arada değil en beğendiğim meslektaşlarımdan biri Özkan. Yok kesin. E, ha, Özkam Özkan mıydı evet, evet. Bence de çok iyi maçı. Bence buna eleştirir Benim eleştirdiğim zaten sesi değil, anlatımı değil. Deme diye. ya. Sen onlara yardımcı oluyorsun ha, aslında. Ki. Söyle ya. abi ya. Ya yardımcı bir oluyorsun. hocam işin tuhafını ne biliyor musun? Pozisyon lehimize ya. Evet. Hani zaten Türkiye'nin lehine pozisyon. Yani maç ya takım falan değil. Milli takım bu. Yani kulüp takımı değil, milli takım. Ben Aslında bir, bir milli, aşama yukarı çıkartacağım. Asıl milli söylemek duyguyu... istediğim şu. Hı hı. Macaristan lehine de olsa pozisyon söyle. Söyle abi. Bak bana 30 saniye önceden bir bilgi vermiş oldun. Bunun parasal bir değeri yok. İşte o zaman kıymetlisin. Bence de anlatımı, tonlaması, müthiş. temposu müthiş. Çok başarılı. Çok. Hatta belki de en formda maç spikeri. Olabilir. O kısmına laf etmiyorum. Son derece iyi niyetle söylüyorum bunu. Abi offside'i gördün söyle. Zaten milli takımın lehine hiçbir zeval gelmez sana. Korkma bu kadar ya. Ha onu söyle. Hayır aleyhine olsa da zaten söylemek lazım. İşte ben hani oraya getirmeye çalışıyorum. Ama, ama daha şey lehineyi söyleyeyim. söyleyemiyor. Burada bir şey oluyor mesela bir maç oluyor. Hakem, Biliyorum ben de o halden vardır. anlamayı anlıyorum biraz da. Mı? Adam küfür ediyor sosyal medyada. Abi offside ama ya. Gördüğümüzü söylemeyelim mi? Ama şimdi bak, Gördüğünü söylüyorsun küfürüyorsun. Şimdi burada Özkan kardeşim bence de çok iyi bir maç spikeri. Ama burada öskun öztürk izliyorsa belki bak, bizi olsun. İngiliz maç spikerleri, beğenerek takip ediyoruz. Bak, söyleyeyim? İngiliz hakemler berbat hakemler. Bence Türk hakemlerden de kötüler. Hele bu sezonki performansları rezalet. Ama İngiliz maç spikerleri, İngiliz maç spikerleri inisiyatifli maç anlatıyorlar. Herkes tuttuğu takımı biliyor mu anlatan adamın maçını? Ben bu arada çok sık hani Premier Lig'i izlerken Hı -hı. yabancı spikerlerden izliyorum. Evet. Orada. E, mesela... O ne derdi mesela? Orada direkt söylerler. Ya bu olsa, çok... ya birazdan bu golü yani iptal pozisyon edecekler. Pozisyon mesela Vard'a inceleniyor. Yorumcu diyor ki Zaman bence şöyle bana bence böyle niye diyor. Karıştırıyorsun ya? Aptalca bir karar diyorlar. Mesela. Ha bu aptalca bir, bir karar diyor mesela. De. Için. Tabii tabii. Evet spiker. abi diyorlar. Aptalca Bak, bir karar. Bak maç veriyor. spikerleri. Ya da aptalca bir Anladım. hata yaptı. İngilizlerin ya. teknik adamları Sıramış. falan yaramaz. Ben söyleyeyim hani yani kendi görüşüm. Yıllara dayanan. Mesela İtalyan ya. teknik adamlar onlara şapkayı ters giydirir yani. Sulu götürürler susuz getirirler. Hakemleri berbat. Bu arada kısa bir aramız Oyuncuları varmış, var. Oyuncuları overrated. İngiliz bir oyuncu biraz iki gol atsın hemen dünyanın en iyi futbolcusu derler. Seneye 70 milyona transfer olur. Bu akşam 22'de İngiltere-Brezilya izlenir. İzlemez Keyifli miyiz? Keyifli bir maç. İzlemez ee, miyiz? Kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Spor gündemi kaldığı yerden devam edecek. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Saat 16'da Beşiktaş'ın Buduçnos'la oynadığı mücadelenin ilk 15 dakikasından enstantaneleri ekrana getirmiştik. Siyah-beyazların... 5 birlik üstünlüğü var. Jetson Fernandez, Umut Meraş, Raşit Gezal, Vensan Abubakar ve Joe Worrell golleri kaydeden oyuncular. Igor Ivanovic, Buducnost'un tek sayısını bulan isim ve siyah beyazların 5 birlik üstünlüğüyle mücadele devam ediyor. Küçük bir düşme tehlikesi de atlattım ama <laughs> sıkıntı yok. Yerimde sağlam bir Çabuklu, şekilde duruyorum Çabukluğun sayesinde Çok çabuğum, hocam. çabukluğun Hem sayesinde Reflekslerim kurtardım. de iyi kaleciliğim de var Çabuk sayılırım fena değilim İdare ediyorum Ayakta kaldım işte yani bir şekilde Sen gerçekten yani küçük yaşta bir takımda lisansın falan olsaydı Bu kadar futbolu seviyorsun kesin futbolcu olurdu Hocam bu kadar yani şu an çocukken her gün oynadığım döneme göre Yani çok daha farklı düşünüyorum yani çok yetenekli bir oyuncu tanıdığım olsa 15-16 yaşında şu an anlatabileceğim ya şeyler olduğuna Ben de olduğuna çok farklı inanıyorum. düşünüyorum mesela. Evet. Şimdi tecrübe kazandıkça keşke top oynarken şunları da yapsaydım dediğim oluyor. Oluyor tabii. Tecrübe böyle bir şey. Öyle. Bu biliyorsun bu dünyada tek satın alınmayacak şey tecrübe. tecrübedir. Bunu Gerçekten unutma. Öyle. Yani tecrübe her konuda insanlar için çok önemlidir. Hep büyüklerimizin, atalarımızın atasözlerine dikkat edin. Hepsinin bir yeri vardır. Belki Boşuna söylenmiş sözler değil. Çok disiplinli değil. bir çocuk değildim. Belki o önümde bir engel olabilirdi. <laughs> o zaman olmazdı senede evet. futbolcu. Ee, önümde o bir engel olabilirdi yani, yani antrenman, antrenmanı falan çok seveceğim. Futbolcu olamazdım. İyi yapmışsın. Evet. İyi tercih etmişsin. Konuşuyoruz işte bizde. Doğru yeri tercih. Ha hani mesela güzel böyle kıl hakem olurdu hocam Kerem'den. Olabilir. Kerem Can Bulat. Bazen işte böyle hani izlediğimde kıl, kıl hakemler vardı var hocam. Yani. <laughs> Siz iş, bak yapardı hakemlik ben sana söyleyeyim mi hocam? Yapardı da yani gerçekten futbolcular da sevmezdi onu. Yorumcular da sevmezdi. Ama FIFA kokartı da alırdı, yürürdü de yani. Derbi yönü. Şu an derbi çok, hakemiydi. Çok geç mesela. kaldık. Çok geç kaldık. şu yaşlarında sen, tam sen böyle mesela Süper Kupayı yönetecek hakem falan olurdun. Evet. Şimdi aslında başlasam bir U13 <laughs> <başlarıyla> falan. hakem yok? <laughs> olmaz sahada İmajı kötü olur değil mi? İmajlar ya ameliyat yani... oluyorlar ya lens lens takıyorlar. Terliyorsun o gözlükle. Ben Hı. gözlükle çok da futbol oynadım bu arada. Kalecilik de yaptım, oyunda da oynadım. Çok zor bir iş. Çok gözlük kırdım yani çocukluğum boyunca. Olmuyor yani. Senden böyle şey tarzı, böyle Halis Özkahya, Özgür Yankaya böyle, öyle bir hakem duruşu olarak diyorum. Yani o kadar <laughs> onların hakemliğini çok beğenmem tabii ki, bilirsin da daha, daha iyi. Ama oldu. böyle Halil Umutmeler de böyle bir antipatiktir ya. <gülüyor> Olabilir. Olabilir <laughs> daha neyse bu konuyu kapatalım. Hocam Akem, bir da... tane sempatik hakem tanıdım hayatımda. <laughs> Mustafa Kamil Abit Ooo. bak Mustafa Kamil kardeşime çok selamlar selamlarımızı bir şey söyleyeyim mi? Tek sempatik. Dünyadaki Akem. en tatlı adamlardan bir tanesidir. Aynen Ya, yani. ya yemin... Abi, tanımam bu arada. Ama Yo, yani, ben çok iyi tanıyorum. Çok onu iyi dostumuz Onun yönettiği maçta var. yüzler Gülücükler saçar. Çok güzel bir adam. Yani ya otur çok muhabbet et var ya bu kadar keyif yani zevk alacağım bir yerde. Hocam yok bir gün bir araya gelelim. Yani sempatik hakem A diye Allah, bir kavram yok. Alanya, Benim için bir tane var. Da, Mustafa Ka Kamil. Ka Kamil, Alanya'da yaşıyor. Nasıl bir araya gelelim? Hocam bir çok yakın. Benim çok kolay yani. Ha. Benim eşim ala Al Al Manavgatlı. Ha. Biz zaten ya oradan git. Oralar vallahi yani var ya çok bravo tebrik ederim. Tamam, neşesi, o, Mustafa keyifli, Kamil Hoca biz buluşuruz hocam. Oyuncu diyalogları. Doğrudur. Ve bana, çok severler. Bana Kime sorsan. Var falan en sevilen o çıkar bak. Tabii tabii. Ya ben galiba Fırat Aydınus o gibi falan olabilirdim bak. Yok Fırat Aydınus daha değişik bir şey. Ama Halil Umut Meler tarzı bir şey olurdu senden. Olabilir. Ama artık çok zor. Ama başarılı olurdum. Yani Türkiye standartlarında başarılı addedilirdim Ki bence Halil Umut Meler benim izlediğim bu sezonki İngiliz hakemlerin hepsinden iyi yani. Ne yalan söyleyeyim. Şu şartlarda bile. Evet. Adamın elmacık kemiği kırıldı. Çıktı Trabzon-Fener maçı yönetmeye çalıştı. Ne yapsın yani? Bir de eleştirildi ya. Ya o adamı o maça atamak nasıl ya? Neyse konuşmayalım. Yani diye. atanı eleştirmekte fayda var. Ya atayanı değil Atayan mi? eleştirmekte fayda yani var. Yanılır gibi değil. Yılın en zor maçına, yılın en darbeli hakemini verdiler ya. Evet. Bu arada Fenerbahçe'de böyle ligden çekilme ihtimalleri üzerine konuşuluyor ama İsmail Kartal'ın tam anlamıyla çalışmalarını ve hesaplarını şampiyonluk üzerine yaptığını belirtelim. Hoca e tamamen sahaya odaklı. Hatta hazırladığımız bir haber de var. Arkadaşlarımdan rica edeyim eğer hazırsa onu da ekrana taşıyabiliriz. Haber hazır. Görüntüye getirelim. Fenerbahçe'deki son durumu da konuşuruz. Fenerbahçe'de İsmail Kartal çalışmalarına odaklı tecrübeli teknik adam şampiyonluk istiyor. Hocam Fenerbahçe'nin Yol haritası kalan bölümde nasıl şekillenmeli? Oyuncuların mevcut performanslarını, form durumlarını nasıl görüyorsunuz? Daha fazlasını istediğiniz ve beklediğiniz oyuncular var mı? Şimdi şöyle Fenerbahçe'de tabii sakat oyuncuların geriye dönmesi Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın elini güçlendirdi. Mesela bunlardan en önemlisi Fred'di. O yaklaşık 3-4 maçtır oynuyor. O zaten çok büyük katkı veriyor Fenerbahçe'ye. Şimdi burada... Onda, ona ya, onun gibi katkı verecek başka bir sakat oyuncusu yoktu ama önemli bir oyuncusu da var. Beka o da galiba aradan sonra tekrar dönecek. Döneceği konuşuluyor. Ee, o da döndükten sonra Fenerbahçe'nin zaten ilk e, böyle zor maç sürecine girecek bir ta şey takvim var. Bu takvim içerisinde eğer Beka da dönerse zaten savunmadaki zaaflarından dolayı Fenerbahçe bu sene çok puanları kaybetti. Savunma güvenliğini her zaman ön planda tutan takım hep her zaman aynı şeyi söylüyorum. Tekrar söylemeye devam edeceğim. Savunma güvenliğini ön planda tutan takım her zaman başarılı oluyor. Yani baktığın zaman e, bk da dönmesiyle iyi güçlendi. Alternatifleri çoğaldı. Maç trafiğine baktığın zaman şimdi 7 Nisan'da oynayacakları bir süper kupa maçı var. İki tane e, konferans ligi maçı var. Dikteki maçları var. Tabii ki eksik oyuncuların tamamlanması İsmail Hoca'nın alternatiflerini çoğalt. Yani bir maçı bir kadroyla çıkabiliyorsa şimdi birkaç maç öncesine kadar yedekten gelen oyuncuların yani kulübeden gelen oyuncuların fazla büyük bir katkısı olmuyordu. Şimdi orada da eli biraz güçlendi. Sadece sıkıntı çektiği bir oyuncu kaldı. O da Cengiz Ünder. Ondan bu sene yani bir inişli çıkışlı performansı var. İrfan Can da orada düzeldi onun da büyük katkısı olacak diye düşünüyorum. Ama Cengiz'in de zaman zaman en azından bu Avrupa maçlarında, Süper Kupa maçlarında bir katkı vermesini bekliyoruz. Hocam yani. Avrupa Şampiyonası var. Cengiz de bizim yakın geçmişteki en önemli milli takım oyuncularımızdan biri. Tabii, sonra... ama performansı itibariyle Belki hocanın kafasında yeri net olmayabilir diye düşünüyorum. En çok gol atan, için. son yıllardaki en fazla gol atan, gol katkı sağlayan yani. milli oyuncu Cengiz Ünder. Evet. Ama yani Cengiz Ünder'e şöyle bir dönüp baktığın zaman bu formuyla beraber e sen şimdi İrfan Can'ı mı milli takımda keseceksin? Barış Alper'i mi keseceksin? Kerem Aktürk oğlunu mu? Veya... Abdülkadir Ömür'ün Yunus da var. He? Yunus da geldi. Ay ee, Yunus da geldi. Kenan Abdülkadir, Yıldız kanatta oynuyor. Kenan ya, Yıldız var. Yani var da var yani bu formuyla beraber oraya girmek çok zor. Yani insanlar geçmişindeki performansa bakarak bir seçim yapmaz insanlar dedim. Hocadan bahsediyorum. Geçmişe bakarak bir sene iki sene önceki performan... günlük milli takım öyle bir şey ki güncel olman gerekiyor kendini devamlı güncellemen gerekiyor performans açısından. Hı hı. Yani performansı şu anda kimin ise hoca Montella onu alacaktır yani. Orada bir sıkıntı yani var Cengiz için var. Aynı şey Fenerbahçe'de oynadığı oyunla ilgili de var. Yani oyuncu ya rakibik takip etmiyorsun. Yani sadece ya tek yönlü bir oyuncu haline geldi Cengiz. Eskiden de bu kadar değildi ya. Tek kafasında bir Roma'ya gittiği <laughs> dönem şu ankinden daha iyi oyuncuydu bence. Ya Tabii bak şimdi tek yönlü dediğim ne biliyor musun ya? Yani Serkan enteresan bir şey. Ben topu alayım, içeriye kat edeyim, kaleye şut atayım. Ya bir arkandan gelene bak. Bir sağdan, soldan gelene bak. Bindiren bir <laughs> bekim var. yok o, o yok. Onu istemiyor. Ya yani onu zaten yapmıyor da hadi içeri girdin. Önün kapalı. Ya Bek'in arkadan bindirmiş mi? bırak önüne. Veya sol taraftan birisi Girmiş içeriye ters tarafa topu abi. Tek yönlü oynarsan kilitlerin sağ ben nihayetinde sadece gol atmaya, kaleye şut atmaya odaklıyım dersen tek yönlü oyun futbolda seni bir yere taşımaz. Ya yani onun için Fenerbahçe'nin zor bir döneme işten geçiyor ama büyük takım olmanın en büyük özelliği de zor dönemde başarılı olmaktı. Bundan yaklaşık 1-2 ay önce biz ne diyorduk Serkan? Galatasaray Avrupa Kupası'ndan elenmeden önce çok zor bir trafik var. Galatasarayın Avrupa kupası maçı var. Olduğu dönemde Fenerbahçe'nin maçı yok. Tatırla. Evet. Galatasaray çünkü bir, öyle bir durum olmuştu. Galatasaray of şey elendi ya en son. Sparta Pra. Sparta evet. Pra elendi hafta Fenerbahçe boş geçiyordu. Hı hı. Ama o zor dönemden Galatasaray daha iyi çıktı. Evet. Sparta Pra maçı oradaki maçın dışında daha iyi çıktı pozisyon. Şimdi aynı konum Fenerbahçe'de var. Fenerbahçe o Galatasaray'ın zor döneminde şimdi Fenerbahçe'ye gidiyor. Bu zor, zor dönem için İsmail Hoca ekibinle birlikte oturacak, yatacak, kalkacak ki öyle yaptığını biliyoruz. Bu işten en iyi şekilde çıkmanın çabası içerisinde olacak. Cengiz'i bekliyor musunuz Avrupa Şampiyonası'nda? Bekliyorum. Çok, çok bekliyorum demek ne demek biliyor musun? Kerem Serkan şunu demek istedi. İnşallah iyi olur da bekliyorum demek. İnşallah. Yani evet. Yani fena değildi son dönemde Fenerbahçe'de <laughs> İrfancan gibi kariyerinin en önemli sezonlarından birini geçiren birisini kesti. Ama İrfan Can'ı sağda kesmesi kolay. İrfancan bence hani daha değişik bölgelerde. Bence İrfan Can'ı 8 yani kestiğini zannetmiyorum. Yani o 3-4 maç İrfan Can'a İstanbul İsmail... spor maçında attığı 4 gol. Yani o İsmail rekaretinde... kafasında başka bir soru işaretle oldu. Biraz yanıltıcı ama. oldu sanki. Çok yanılttı. İsmail Kartal'a da çok yanılttı. Ben açık net söylüyorum. Ben İsmail Kartal'ın o konuda yanıldığını düşünüyorum. Ben her zaman İsmail Kartal'ı nasıl yaptıklarını Hı -hı. övüyorsam burada da diyorum ki İsmail Kartal'ın kafasını karıştırdı. Aynen, İstanbul yani Spor de. Maçı kolay maçlarda öyle golleri atarak İrfan Can orada 3-4 maç hak etmediği bir şekilde kulübede oturdu. Aynen, hak etmediği bir şekilde oturdu. Çünkü bu sene baktığın zaman... Ama İrfan Can'a da helal olsun hiç sorun etmedi bunu. Cengiz'e de Çünkü hep destek oldu. Çünkü futbol oynamaya odaklı. Geçen seneki evet. İrfan Can değil. Bu Mental sene... olarak çok Bak daha şimdi iyi görüyorum. Mert Hakan onu. gene gitmeler gelmeler başladı kafada. Gene futbolu bozulmaya başladı. İrfan Can kulübe de oturdu. Sessiz kaldı her konuda. <laughs> sadece futbola odaklanan. Ya futbola odaklanan yetenekli insanların başarısız olmama, olma olmama şansı yok. Hepsi başarılı olur. Ya futbolcu futbolu düşünecek. Futbolun dışındaki eylemlerle beraber kulübe bir şey kazandıramazsın. Onun için herkes aklını başına devşirecek. Ben bu işten para kazanıyorum. Ben bunu helaliyle yapayım. Nasılsa öyle yani gider bu işler falan deme. Artık futbolu herkes izliyor. Herkes en ufak aynısına bakıyor. Onun için İrfan Can'ı tebrik ediyorum. Geriye döndü. Hatta ve hatta İsmail Hoca onu oynatmadığı maçlarda sonradan oyuna soktuğu maçlarda da hep katkı verdi değil mi Serkan yani? Tabii tabii. Performansına baktığın zaman İrfan, inanılmaz bir performans. Ben mesela ya. milli takımda hani şöyle diyeceğim yanlış anlaşılmasın ama tam anlaşılmak isterim. Yani, i̇rfan'sız bir milli takım düşünemiyorum ama bu nasıl olacak onu da bilmiyorum. Çünkü hani Arda Yo, yok, var. Yana, var. Hiç yanlış düşünmüyorsun. Değil mi? Yani hiç. ben İrfan'ı çok Bu, kimse çok yanlış anlamaz. Hocam. Hiç yanlış düşünmüyorsun. Hı -hı. Bu sene Türk futbolcuları içerisinde tap zirvede olan İrfancan. Ama kardeş. ben onu sağ kanatta oynatmam. Ya ne bak şimdi sen teknik adam Ferdi o zaman ya. istediğin yer. Ferdi. Türkiye'de yetişen oyuncularımız. Ye Türkiye'den alışıyor. en yüksek bonservisle gidecek oyuncu Ferdi bence de. Ferdi'yi biz artık bir kenara koyduk. Evet. Hı hı. Ama Ferdi bir, bir dakikamız var bu Ferdi arada. Ferdi bir savunma oyuncusu. Evet. Onu da unutmamak lazım. Ama savunma oyuncusu ama İrfan'dan belki de daha iyi hücum. Daha iyi hücum yapıyor ama skora katkı olarak İrfan Can'ınki çok fazla. Evet. Yani biz işin olayını Ferdi iki senedir evet bu ligi domine ediyor. Ferdi'yi bir de biz şimdi şeyde görmemiz gerekiyor. İrfan'ı da ve Barış Alper'i de Kerem Avrupa Şampiyonası'nda vitrinde. Asıl sınavı orada verecekler. Evet. Bizim için önemli arena orası. Türkiye için evet oynuyorsun. Galatasaray, Fenerbahçe iki tane iyi takım kurulmuş. Ama bir de Avrupa arenasında neler yapabileceğini göreceğiz. Hocam teşekkür ediyorum. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim. Serkan Korkmaz aynı şekilde. Spor gündemine noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.